Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha önceki yayınlarda okuduğum niyeti burada okuyayım. Allah'ın insanı yaratırken ona verdiği yaratılmışların en şerefli sıfatını yaşam gerçekliğim haline getirmeme aracılık edecek, ilahi ben-benim bilinciyle uyumsuz alanlarımdan sağlıklı ve neşeli bir şekilde özgürleşmeyi seçiyorum. Bu yayının alanımda var olan ışık olmayan spiritüel bilgileri ilahi yasalara göre ışık bilgisine dönüştürmesine, aracılık etmesine izin veriyorum. Bu yayındaki sadece ışık bilgisinin alanıma dahil olmasına izin veriyorum. Niyetimiz bu olsun, şifamız da güzel olsun. Konuşmaya başlamadan önce yayında bulunan arkadaşlar, benim sesimle müziğin sesi dengeli geliyor mu, yoksa müziğin sesini biraz kısayım mı? Ses soruyormuş. Benim sesim müziğin sesi ve komşularımızın sesi dengeli geliyor mu diye. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bugün aslında başka bir konuyu anlatma niyetindeydim. Ama bu sadece görev alanıyla değil, hepimizin yaşam planıyla bağlantılı alanları da olan bir süreç. Dünya yaşamı insan olarak çok kolay olan bir yaşam değil. Bu nedenle de her birimiz kendi yapmış olduğumuz ruhsal plandan cayabiliyoruz. Bu caymayı gerçekleştirdiğimizde ruhsal planımızda var olan, planlamış olduğumuz deneyimlerde sorumluluğumuzu almadığımızda bizim hayat planımıza dahil olmuş, bizim için daha süreci kolaylaştıran deneyimlerimiz aslında bizden uzaklaşıyor ve bu bizim zorluk olarak deneyimleri farklı bir şekilde yaşamamıza sebep oluyor. Bunu şöyle örnekleyeyim diyelim. Hayat planınızda bir yaşam dersiniz var ve bu yaşam dersini öğrenmek için çeşitli sayıda insanla ruhsal plan yaptınız. Bu ruhsal planın içerisinde sizin sorumlu olduklarınız var, karşı taraftaki insanların sorumlu olduğu alanlar var. Siz kendi sorumluluklarınızı yerine getirmezseniz, karşı tarafın sorumluluğunu yerine getirdiği durumlarda size eğer bir ruhsal destek verildiyse ruhsal planınızda, siz sorumluluğunuzu yerine getirmediğiniz için o ruhsal destekler sizin alanınızda bulunmuyor. Daha önce hangi yayında konuştuk onu çok hatırlamıyorum ama sosyal medyada da çokça ifade edilen ya da YouTube'da da çokça ifade edilen, özellikle kişisel gelişim öğretilerini eleştirenler tarafından ifade edilen toksik pozitiflik diye bir durum söz konusu. Orada sürekli mutlu olma ihtiyacı, mutlu olmak için yaşamda yapılması gerekenler ya da ruhsal planda deneyimlenmesi gereken dualitenin negatif kutbundaki deneyimlerden kaçınma hali olabiliyor. Bu kaçınmalar da bizim hayat planımızı zorlaştıran tarafları beraberinde getirmiş oluyor. Bu nedenle eğer siz kendi ruhsal planınızdaki sorumluluklardan kaçıp onun yerine hep benim istediğim olsun, hep mutlu olayım diye bir, yani bu mutluluğu isteyen bizim ego ya da nefs parçamız olmuş oluyor. Böyle bir programın içine dahil olduğunuzsa kendinizi ruhsal olarak geliştiremiyorsunuz. Geliştiremediğiniz için de aslında ruhsal yolculuk yapamıyorsunuz. Çünkü ruhsal yolculuk sizi mutlu etmek üzerine planlanmış bir deneyim alanı değil. sizi geliştirmek üzere, ruhunuzu olgunlaştırmak üzere yapılmış bir deneyim alanı. Bu deneyim alanında da doğal olarak sizi zorlayacak, sizin içinizde var olan ışıksız tarafları, özellikle aktif olan ışıksız tarafları değiştirip dönüştürmeniz için sizi zorlayacak ya da hepimizi zorlayacak diyeyim, sizi demeyeyim de hepimizi zorlayacak deneyimler için biz buradayız. Çünkü dualite deneyim alanındayız. Dualitede zıtlıkla öğreniyoruz. Bu zıtlığın içerisinde biz kendi sorumluluğumuzu aldığımızda dualitenin uç kutuplarını deneyimlemek yerine daha böyle denge merkezinde oluyoruz. Bu denge merkezini isterseniz fizik dersinde vardı, işte Manuel Tahtaravalli'yi gösteriyordu. Bir denge merkezi oluyordu kalasın bir noktasında. O denge merkezinin uzak ve yakın noktaları vardı. Biz eğer sorumluluklarımızdan kaçınırsak bu denge merkezinin uzak uçlarında, bu pozitifliği de uzak ucunda deneyimlemek demek olabilir. Negatifliği de denge merkezinin daha negatif ucunda deneyimlemek olabilir. Biz sorumluluğumuzu aldıkça bu deneyim alanımız biraz daha orta noktaya yakın oluyor ve bu da bizim için daha kolaylaştırıcı oluyor. Zaten siz kendi içinizde kendi negatif taraflarınızdan uzaklaştıkça aslında denge merkeziniz daha ışığa doğru, yani daha pozitifliğe doğru geçmiş oluyor. Bu da sizin daha fazla pozitifliği deneyimlemeyi hayatınıza dahil ettiğiniz anlamına geliyor. Daha negatif deneyimler içinde daha az negatifliğe gideceğiniz anlamına geliyor. Bu sizin kendi seçimlerinizle değişebiliyor. Yani ruhsal planımızda zor olan bir deneyim alanımız olabilir. Bu zorluk olsa dahi bu zorluğu planlamamış bir insan o deneyim alanındayken çok zorlanacakken siz o deneyim alanında zorlanmıyorsunuz. Bunun sebeplerinden biri de şu olabilir. Gerçekten çok zorlu bir ruhsal plan yapmışsınızdır. Bu süreç içerisinde size destek olacak, frekansı yüksek, pozitif olan, aydınlık olan, daha aşktan olan ruh parçaları da sizinle yolculuğu birlikte yapacaktır. O zaman sizin için bu kolaylaştırıcı olur. Siz sorumluluğunuzu almadığınızda veya özgür iradenizle bu deneyimi yapmamak için, yani bu ruhsal öğretinizi öğrenmemek için kendinizi zorladığınızda ve seçimleriniz bu yönde olduğunda o zaman o size verilmiş, destek olması için verilmiş ruh parçası sizden ayrılır. Siz kendi ruh parçanızla kalırsınız. Bu da o yaşam frekansınızın daha kaotik olmasına sebep olur. Sorumluluklarınızı aldığınızda o ruh parçası size destek olur. Eğer ruh parçanız yoksa dahi bir şekilde Allah ya insanlar aracılığıyla bu alanınızı kolaylaştırır ya da ruhsal varlıklar aracılığıyla bu alanınızı kolaylaştırır. Ama siz sorumluluğunuzu almadığınızda o destekler sizin alanınızda bulunmaz. Bazı kişisel gelişim çalışmalarında işte siz ne isterseniz olur diye bir söylem var. Bu sizin aslında o olan süreç sizin kendi kendinize yarattığınız sınav alanı, sorumluluğunuzu almadığınız sürece. Sorumluluğunuzu aldığınız zamansa bu sizin hayatınızda destekleyici alan olmuş oluyor. Bunların farkında olun. Yani çeşitli öğretilerde sunulmuş olan her şeyin pozitif olması, her şeyin iyi olması, her şeyin sizin için güzel olacağı programı inandığınız zaman ve siz ona layık değilseniz, ona hak etmiyorsanız sizin için bir hayal kırıklığı olacaktır. Siz bunu hak ediyorsanız o zaman bu süreç sizin için daha kolaylaştırıcı olacaktır. Kendi yolculuğunuzu böyle bir gözden geçirin. Bu yayın tamamlandığında muhtemelen hani yayın ertesi güne kalacak mı kalmayacak mı bilmiyorum. 21 Eylül gün dönümü enerjisine de dahil olmuş olacağız. Bu meditasyon o süreç için bizim bir arınmamız olacak. Şimdi ruhsal düzeyde yapılan arınmalar, siz dünyasal yaşamınızda sorumluluklarınızı aldığınız sürece sizin hayat planınızda aktif olur. Siz sorumluluğunuzu almadığınızda ya da özgür iradenizle size açılmış bu alanın dışına çıktığınızda, o zaman ruhsal olarak siz bu planı, yani bu şifa alanını, bu sadece bu meditasyon için değil, tüm şifa çalışmaları için kapısını kapatırsınız. O şifa sizin alanınıza dahil olmaz. Bunların farkında olun ve eğer gerçekten frekansınız yükselsin istiyorsanız burada yani dünyasal yaşantınızda eylemde olduğunuz taraflara bir bakın. Kendinize saygı gösteriyor musunuz? Kendinizin oluş halinizle, yani Allah'ın sizi yaratmış olduğu hal ile barışık mısınız? İnsanlara saygı gösteriyor musunuz? Hayvanlara saygı gösteriyor musunuz? Bitkilere saygı gösteriyor musunuz? Dünyaya saygı gösteriyor musunuz? Bunlar çok önemli. Şimdi bu saygı alanı biraz da siz bu davranışı yapıyor olsanız da bunun dışında başka dış halkalarda oluyor. Bunu şöyle örnekleyeyim. Diyelim siz bir yerden ürün ya da hizmet alıyorsunuz. O iş yerine gittiğinizde orada çalışanlara yöneticisi ya da patronu tarafından saygısızlık yapılıyorsa, siz o iş yerinden ürün ya da hizmet almaya devam ettiğinizde aslında o çalışana saygısızlık yapılmasına vesile oluyorsunuz. Bu da bizim alanımızda bizim için dengeyi bozan unsurlardan ya da karmik program yaratma potansiyeli olan durumlardan. Bu hafta benim haberim oldu. Daha önceden haberim yoktu. Amazon bölgesinde, Latin Amerika'da 50.000'den fazla orman yangını çıkmış bu yıl içerisinde. Amazon bölgesi nemli bir bölge, yağışlı bir bölge olduğu için yağmura dayanıklı değil o bölgenin ormanları. Bizim Akdeniz ormanları daha daha yangına dayanıklı bir forma dönüşmüşler. Orada öyle bir deneyim olmadığı için oradaki ekosistem yangına dayanıklı değil. Yani yangına dayanıklıktan kastım şu: habitat kendini hızlıca yenileyip yeniden ekosistemi oluşturamıyor. Ekosistem sadece orada ağaç dikilmesi, ağaçların canlanması değil. Ağaçlar, hayvanlar, bitkiler, böcekler dahil oradaki bütün ekosistemin oluşabilmesi. Bunun yapılma sebebi de Çin'e o bölgede Çin ya da Amerika gibi gelişmiş olan ya da işte sanayisi güçlü olan ülkelere tarım arazisi açmak için yapılıyormuş. Yani insan eliyle bile isteye çıkartılan yangınlar. Şimdi orayı biliyorsanız, o arazinin yakılmasının sebebini biliyorsanız ve o şirketten siz alışveriş yapıyorsanız dünyaya saygısızlık yapmış oluyorsunuz. Veya ülkemizde, ondan da bu hafta haberdar oldum, Polonez sucuklarının üretim yeri. Orada işçiler kendi haklarını savunmak için grev yapıyorlarmış. İşletmenin patronu polis güçlerine kendi işçilerini dövdürdüğüne dair haberler duydum. Onunla ilgili çok detaylı bir araştırma yapmadım. Siz o firmadan sucuk aldığınızda ya da onların ürünlerini aldığınızda o işçilerin hakkını yiyorsunuz. Bu sistemi böyle bakmamız gerekiyor. Bu aslında sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde bulunuyor zaten. Yani satın aldığınız ürün ya da hizmeti sunan firmanın çalışanlarına karşı olan hem maaşlarını vermesi hem onları daha insani koşullarda çalıştırması hem de hakları neyse onları vermesi. Bu da bizim bakacağımız taraf. İşte yediğimiz gıdalarda, tarım ve hayvancılıkta eğer bir konudan haberdarsak o konuyla ilgili yaptırım gücünüz varsa, yaptırım gücünden kastım şu, ürünü almama gibi bir durumunuz söz konusuysa o ürünü almayabilirsiniz. O işletmeden ya da o tedarikçiden. Şimdi bu ülkemizdeki gıda durum, yani tarımla ilgili olan kısımda taşeronlar, ara firmalar, yani hale ürün getiren komisyoncular deniyor galiba onlara. Onlar para kazanabilmek için tarladaki ürünü çok daha ucuza almaya çalışıyor, fiyat kırdırmaya çalışıyor ve burada ürünü yetiştiren çiftçi bu üründen para kazanamıyor. Para kazanmadığını eğer haberdarsak, bunu biliyorsak, biz oradan ürün alıyorsak o işçinin ya da tarım çalışanının veya kendi yeridir, tarlasıdır. O insanın hakkını yediğimiz sürece biz aslında sistemsel olarak dolaylı bir karma alanına geçmiş oluyoruz. Yani burada ben dünyada var olan yasal haklar üzerinden konuşmuyorum. Dünyadaki yasal hakları bir şekilde tanıdığınızı, bildiğinizi bulursunuz ya da konuyu yasaya uydurursunuz. Oradan ceza almayabilirsiniz. Ama ilahi planda böyle bir kaytarma durumu söz konusu değil. Herkes ne yaptıysa onun bedelini ödeyecek. Zaten bu çalışmaları yapmamın temel hedefi bizi gözetleyen birinin varlığı ya da kuruma ihtiyaç duymadan kendi sorumluluğumuzu alma bilincine erişmek. Toplumda herkes ne yapıyorsa onun uygun bir şekilde işten kaytarmak ya da sistemin içinden kaçmak değil. Sistem içinde herkes yanlış da yapsa biz kalbimizde var olan, vicdanımızda var olan, ruhumuzun bildiği doğru eylem halinde olma bilincinde olmamız gerekiyor. Bu sürece erişebilmemiz için bizim kendi ben ya da benliklerimizdeki hayvani, insan, beşer, benlik ve bilinçlerimizin hepsini insan bilincine çıkarmamız gerekiyor. Ondan sonraki süreçte de erdemli insan benlik ve bilincine çıkmamız gerekiyor. Biz bu bilince erişmediğimizde, yani erdemli insan benlik ve bilincini kendi içimizde var etmediğimiz sürece vicdanımızda karar mekanizması olarak doğru eylem kaydı bulunmayacak. Yani ya yasaya uygun davranmaya çalışacağız ya da Allah bizi cezalandırmasın, cehenneme gitmeyelim diye dini olarak bize aktarılmış günahlardan kaçınmaya çalışacağız. Ama bu günahlardan kaçınırken de yine orada %100 dürüst olmayacağız. Hani ne olması gerekiyorsa o olacak. Benim duyduğumda çok şaşırdığım bir konuydu. Bir yöneticim Arap ülkelerinde çalışıyormuş daha önce ve orada eşiyle gitmediği için kadın getiriliyor ve imamla birlikte kadın getiriliyor. O süreç içerisinde, cinsel deneyim yaşanacağı süreç içerisinde ikisinin nikahı kıyılıyor, kadının ve erkeğin. Ondan sonra erkek boş ol, boş ol, boş ol diyerek boşanmış oluyor. Yani bunu dine uydurduğunu zanneden insanlar aslında kendilerini kandırmış oluyorlar. Yani oradaki Allah'ın kadın ve erkeğin evliliği için nikahı şart koşmasının sebebi böyle bir deneyim alanı değil aslında. Ama bunu kendi çıkarlarına uygun olarak yönetmek bana göre erdemli insan bilinciyle uyuşmayan bir hal. Yani zina yapmak için bir kılıf uydurmak ya da işte günümüzdeki koşullarda söyleyecek olursak aldatmak için Allah'ın rızasına uygun bir aldatma programını var etmek gibi saçma bir süreç içerisinde kendilerini kandırma haline geçebiliyor insanlar. Bunlar olmadan biz kendi hayatımızda düzen kurmamız gerekiyor. Bir yine duyduğumda çok şaşırdım. Herhalde Coşkun Aral anlatmıştı. İslam ülkelerinde içki yasak olduğu için Kur'an-ı Kerim'de uyuşturucu ile ilgili yasak bir durum olduğu ifade edilmediği için bitkisel uyarıcı ya da uyuşturucu maddeler kullanılmasının çok yaygın olduğunu söylediğinde orada da çok şaşırmıştım. Yani hani bir akıl yürütürsün değil mi? İçkiyi burada yasakladıysa içkinin yasaklanmasının sebebi ne? Bir akıl yürüttüğünde bulursun. Bir başkasına zarar vermek, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullandığında da zaten beyninin şu ön lobunu kullanamıyorsun ki mantık devreden çıkıyor. Aynı şey ya o günah diye orada belirtildi diye sen onu kullanmıyorsun ama Kur'an'da bu özellikle belirtilmediği için onu kullanıyorsun gibi böyle hani çok kaçak tarafların olması benim böyle içimde huzursuzluk ortaya çıkaran taraflar olmuştu ve hani bunları böyle gözlemlediğimde acaba ben mi insanları yargılıyorum da hadsizlik ediyorum diye baktığımda o ruhumun bildiği insan olma hakikati elbette ki hepimiz doğru, her zaman için hayatımız içinde doğru kararlar vermeyeceğiz. Çünkü dualite öğretisi içerisinde olduğumuz için negatifle bağlantılı kararlar da vereceğiz. Ama bu vermiş olduğumuz kararları bir dayanağa bağlama cüretinde bulunmayıp kendi sorumluluğumuzu alacağız. Evet, ben bu davranışı yaptım. Bunun negatif olduğunun farkında ve bilincindeyim. Bunun hani günahı da sevabı da neyse sorumluluğunu alıyorum deme erdeminde olmamız gerekiyor ki bu yolculuk bizim için yükselten taraf olsun. Yoksa kendi kendimizi kandırırız. Yani ben hayat planımda negatif duygularımı büyütmeye devam ediyorsam bu ya da negatif duygularımla bağlantılı hislerimi var etmeye devam ediyorsam, bununla bağlantılı davranışlarımı, düşüncelerimi var etme inadındaysam, bunu da kılıflar bularak işte ben frekansım yüksek olduğu için şöyleyim, frekansım yüksek olduğu için böyleyim, çok duyarlıyım, çok hassasım gibi kendi içimde programlar var ediyorsam ben kendimi kandırmış oluyorum. Bu süreç içerisinde kendimi kandırmadan kendi yolculuğumda yaptıklarımın muhasebesini ilerleterek neyin doğru, neyin yanlış olduğunun farkında ve bilincinde yolculuk yaparsam ben ancak ruhsal olarak olgunlaşabilirim. Ben herkese istediğim gibi davranayım, herkesin de bana karşı pozitif olmasını bekleyeyim. Böyle bir durum söz konusu değil ki. Yani ben kırılıyorum, ben üzülüyorum diyorsam kendi içimde ego programımı ben düzenleyememişimdir. Henüz egodan nefs basamaklarına geçememişimdir. Bu da benim kendi kendime yaratmış olduğum bir oyun olmuş oluyor. Faydası da zararı da aslında kendime. Bu nedenle kendimize dürüst olmak önemli. Bu dürüstlük illaki her şeyi herkese söyleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ben işte herkes 2010'lu yıllarda ben ruhsallıkla bağ kurmaya başladım. Kova çağına giriyoruz. Kova çağı aydınlanma çağı demek, hiçbir şeyin üstünün kapalı olmayacağı zaman dilimi demek falan diye böyle hani bir sürü söylem vardı. Ben de sanıyorum ki en azından ruhsallık yoluna girmiş olan herkes dürüst zannediyordum. Öyle değilmiş. Ve dürüstlük de kendi sahip olduğun her şeyi açığa koymak değilmiş. Her birimizin insan olarak yaratılış özünde bir mahremiyet alanımız bulunuyor. bu mahremiyet alanımızı koruyarak ve hayatımızda olan diğer insanların mahremiyet alanını koruyarak doğruluğu, dürüstlüğü devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sürecin nasıl olduğunu anlamlandırabilmek için de ilk başlangıçta kendimize dürüst olmaya karar verdiğimizde ve bu konuda istikrarlı olduğumuzda oradaki sınırı anlamaya başlıyoruz. Yani mahremiyetin sınırlarının farkında oluyoruz ve bu süreç içerisinde başkalarının mahrem alanına girmeden kendi yolculuğumuzu şifalandırmaya başlıyoruz. Benim ruhsal çalışmalara, grup çalışmalarına katılıp böyle şaşırdığım bir taraf vardı. Ama demek ki herkes böyle yaptığına göre böyledir diye düşünüyordum. O da şifa alanında bulunan herkesin, o şifanın konusu neyse o konuyla ilgili hayatında her kim varsa o konudan onu zorlayan herkesin o insanın yapmış olduğu davranışı anlatmasıydı. Yani ben buna spiritüel dedikodu diyorum. Çünkü hani o insanın arkasından konuşuyoruz aslında. Ve o insanla karşı karşıya geldiğinde %90'ı o insana orada anlattığı her şeyi ifade edemeyecek. Burada evet bir şeylerin değişip dönüşebilmesi için birbirimizle paylaşmamız gerekiyor. Bu paylaşımda niyet çok önemli. Kendimi haklı çıkarmak için ben deneyimlerimi anlatıyorsam orada saf niyet yok. Ben egosal doyum için oradayım. Egosal onaylanma için oradayım. Amacım ben de bu alanda yanlış yapmış olabilirim. Karşı taraf da yanlış yapmış olabilir. Yani yanlış dediğim şöyle. Ben de ışık olmayan bir eylem içinde olmuş olabilirim. Karşı taraf da ışık olmayan bir eylem içinde olmuş olabilir. Gerçek neyse yani birbirimize karşı olan davranışımızda ve ben burada sorumlu olarak neyi dönüştürebilirim? Bakacağımız tarafın bu olması gerekiyor. Eğer böyle ilerlersek biz kendi yolculuğumuzda süreci değiştirebiliyoruz, şekillendirebiliyoruz ama biz birilerinin şifa adı altında dedikodusunu yapıyorsak aslında kendi yolculuğumuzu ruhsallıkta ilerletmiyoruz. Sadece egomuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Bana göre bu süreçte kişisel gelişim alanı olmuş oluyor. Egomuzdaki elbette ki dünya yaşantısında egomuzun da destekleneceği alanlar var. Nefsimizin de destekleneceği alanlar var. Ancak bu alanlar birbiriyle denge içinde olması gerekiyor. Yaşımız kaç olursa olsun, yani bu çocukluk sürecimizde de daha sonra 18 yaşından itibaren zaten birey oluyoruz. 18 yaşından sonraki süreçte de kendi sorumluluklarımızı ne kadar alıyoruz bunun farkında olmamız gerekiyor. Ben eğer sorumluluklarımı almıyorsam bu sorumluluktan kastım illaki evinizdeki sorumluluk değil. Hepimiz toplum içerisinde yaşıyoruz ve o toplum içerisinde uymamız gereken çeşitli kurallar var. Eğer hepimiz ben bunu istiyorum der ve bunu yaparsak büyük bir kaos hakim olur. Yani şöyle düşünün, avcılık yapmaktan keyif alan insanlar var. Eline tüfeği alıp şehrin meydanında istediği insanı vursa ve ben vurmaktan keyif alıyorum dese bu uygun bir davranış şekli mi olacak? Olmayacak. Hepimizin kendi içindeki davranışlarda düzenlememiz gereken alanlar var. Bu düzenlememiz de aslında şunu beraberinde getiriyor. Ben bu davranışlarımdan feragat ettiğim zaman, toplum düzenini bozan davranışlarımdan feragat ettiğimde zaten nefsimde ışık olmayan bir alandan da vazgeçmiş oluyorum. Bu da benim birliğe hizmet etmemde bir anlam ifade etmiş oluyor. Kendinizle ilgili dürüstlük alanında önce dünyadaki yasal standartlara bakabilirsiniz. Bu yasal standartlar çerçevesinde ne kadar uyuyorsunuz? İşte yasada ortaya çıkartılmış her birimizin belirli kamusal alanlarda uyması gereken davranışlar var. Bunlara ne kadar uyuyoruz ve buna uymamız için birinin bizi gözetliyor olması değil burada önemli kriter. Otokontrol dediğimiz ben o alanda kimse yokken bu davranışı yapıyor muyum? Ha, ben mesela kırmızı ışıkta geçilmemesi gerektiğini biliyorum ama yayalarla ilgili bir düzenleme olmaması sebebiyle ayrıca motorların, e-scooterların trafikte aşırı düzensizlik yapması nedeniyle ben orada eğer yaya için kırmızı yanıyor ama benim geçeceğim yoldaki araç trafiğinde de kırmızı yanıyorsa ben o süreçte karşıya geçeceğimi hesaplayabiliyorsam orada karşıya geçiyorum. Bu yasaya uygun mu? Değil. Süreç içerisinde yani bu haklı çıkarıp bahaneyi uydurabileceğim bir taraf da değil. Bunun doğru olmadığını biliyorum ancak strese girmemek için çünkü motosikletlerin ve e-scooterların trafikteki durumu sebebiyle, trafik demeyeyim de istedikleri yerde araç kullanmaları sebebiyle ben aşırı öfkelenebiliyorum. O öfkeye girmemek adına onlar trafikte durdurulmuşken ben kendime hareket alanı sağlamış oluyorum. Veya diyelim ki bir iş yerisiniz, fabrikasınız ve bu fabrika kuralları, fabrika için çeşitli yasal yaptırımlar var. Bu yasal yaptırımları ne kadar uyguluyorsunuz? Bunların farkında olmak. Bir çalışanınız varsa bu illaki çok sayıda çalışanınız olması anlamına gelmiyor. Belki evinize ya da iş yerinize yarım zamanlı size destek olması için bir insanı yardımcı olarak alıyorsunuz. Bu da bir iş anlaşması olmuş oluyor. O süreç içindeki etkileşiminiz nasıl? Bunlara bakmak gibi bizim o hani yasal süreç içerisindeki değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gereken kendi kişilik özelliklerimiz neler? Kişilik özelliklerimizi değiştirmek bizim için biraz daha kolay taraf. Mizaç özelliklerimizi değiştirmek daha zor olan alan. Kişilik bizim genel itibariyle gözlem yoluyla, duyularımızla gözlemleyerek etkileştiğimiz toplumdan edindiğimiz verilerle ortaya çıkarttığımız davranış biçimleri olmuş oluyor. Bunları değiştirebilmek mizaç özelliklerimize göre dediğim gibi daha kolay. Çünkü mizaç bizim ruh programımızdan kaynaklanıyor. Ben eğer kişilik programıma da bu kişilik dediğim alanda da yürütücü, eğer aktif parçanız ego veya nefs hangisiyse o ve zihin ikisi birlikte işliyor. Yani kişilik alanında ego zihin ya da nefs zihin ikilisi var. Bunun çıktısı olarak kişilik ortaya çıkıyor. Bu kişilik alanını değiştirip dönüştürmeye başladığınızda aktif parçanız hangisiyse ego ya da nefs onu daha frekansını yükseltmeye başlıyorsunuz ve onu daha bilgeleştirmeye başlıyorsunuz. Egonuz ya da nefsiniz bilgeleşmeye başladığında entelektüel olarak edindiğiniz bilgi de sizin için bilgeliğe dönüşüyor. Ama egonuz ya da nefsiniz kendini olgunlaştırmazsa almış olduğunuz eğitimler, özellikle spiritüel eğitimler sizin için sadece entelektüel bilgi olarak kalır. Onu zihninizde uyarlamayı, hayata adapte etmeyi bilemezsiniz. Bunun için birilerinin sizi sürekli yönlendirmesi gerekir. Şunu yap, bunu yap, işte günde 40 tane şunu söyle, 15 tane bunu söyle, 21 tane şunu söyle gibi yönergelere ihtiyaç duyarsınız. Siz egonuzu ya da nefsinizi olgunlaştırdığınızdaysa bu defa kendi içinizdeki Allah'ın parçası olan içsel rehberinizle bağ kurarsınız ve onun size aktarmış olduğu sizin hayat koşullarınıza uygun şifa ve bilgelikle hayatınızı birleştirirsiniz. Bu sizin için hem dünyasal hem de ruhsal kazanımların kapısını açar. Bir başkasının söylediği şeylerse size çok fazla kazanım alanı oluşturmamış olur. Burada YouTube kapandı. Neden kapandığını bilmiyorum. Onu tekrar açayım. Açamıyoruz YouTube'u. Bugün Google'da bir şeyler var zaten. Telefon bana dedi ki ya sen çok konuştun ya dedi galiba. Ha internet inşallah canlı yayında bir kesinti olmaz. Yok buradaki telefondan müziği YouTube'dan açıyorum da müziği çalamıyorum o yüzden. Olmadı şeydekilerden bir tanesini çalalım. Kayıtlı var mıydı bakalım. Buradan da o kadar uzun oldu ki bilgisayar şeyden müzik açmayalı. Bugün hani yapacağımız meditasyon öncesinde kendi kişilik özelliklerinizi bir hatırlayın. Birileri bana şunu yaptı değil bugünkü bakacağımız alan. Ben bu davranışı ışığa hizmet eder şekilde mi yaptım yoksa yapmadım mı? Bakacağınız taraf bu olsun kendi kişilik tarafınızda. Az önce kişilikle ilgili şöyle örnek verdim. Biz başkalarından gözlemleyerek kişilik alanımızı oluşturuyoruz. Bulunmuş olduğumuz toplumdaki insanların büyük bir çoğunluğu diyelim öfkeli. Biz de öfkeli olmayı doğal davranışımız zannedebiliyoruz. Bu davranışın farkına varıp o davranışın doğal olmadığını fark ettiğimizde ve bundan özgürleşmeye başladığımızda kendi kişilik özelliğimizdeki ışıksız tarafın farkında ve bilincinde olmuş oluyoruz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Kimse kendini değiştirmezken ben niye değiştiriyorum? Ben de değiştirmeyeceğim. Bunu yaptığınızda o zaman kendi tekamül yolunuzun aydınlık tekamül yolu olmasını seçmeyin. Pozitif tekamül yolunda bu tam olarak geçerli mi onu bilmiyorum ama aydınlık tekamül yolu için kesinlikle uygun olmayan davranış hali olmuş oluyor. Çünkü aydınlık tekamül yolunun yüksek bir frekansı var ve bizim negatif duygularımızla bağlantılı davranışlarımız, düşüncelerimiz ve hislerimiz bunlar bizim toplam enerjimizi oluşturuyor. Bu enerji programımız aydınlık tekamül yolu frekansıyla, o frekans bandıyla uyumlu değil. Ben hem aydınlık tekamül yolunu seçeyim hem de istediğim negatifliği ortaya koyayım demek pek bize verilen bir hak değil. Şöyle bir süreç olabiliyor. Şimdi gerçekten bir arınma ya da dönüşüm sürecinde hayat planınızda sizi çok zorlayacak insanlarla bir arada olduğunuz o hani doğum, insanın doğumu zorlu süreçtir ya, kendinizden kendinizi doğurduğunuz zorlu bir süreç içerisinden geçiyorsunuzdur. O süreç içerisinde değişime doğru gittiğiniz için sizden açığa çıkanlar ruhsal varlıklar tarafından sizinle birlikte çalışan ruhsal varlıklar tarafından siz bunu hak ettiğiniz için tolere edilir. Ancak o doğum gerçekleştiğinde, yani siz artık o deneyim içinde yürümeye başladığınızda, orada siz kendi duygularınızla ilgili sorumluluğu alıp bu eylemi, bu enerjiyi ortaya çıkarttığınızda onları arındırıp dönüştürmeniz gerekiyor. Anlık insanlarla çok kaotik ortamdayken o duygulanımı yaşamanıza izin verilebilirken belirli zamanlarda hayatınızda bu sizin davranış alışkanlığınız olmaması gerekiyor. Eğer bu sizin davranış alışkanlığınızsa o zaman siz özgür iradenizle aydınlık tekamül yolunda olduğunuzu iddia etseniz de, ifade etseniz de o frekans alanına frekans olarak uygun olmadığınız için ve özgür irade seçimlerinizle de o frekans alanına uymamakta kararlı olduğunuz için siz orada bulunamazsınız. Sizin frekansınız neresi ise pozitif ya da nötr veya negatif, siz orada olduğunuzu ifade etsiniz de aslında orada olamazsınız. Ha şöyle olur, frekansınızı yükseltmişsinizdir ve bir an niyet etmişsinizdir. Gerçekten orada bulunursunuz ama uzun süre dediğim gibi özgür iradenizle inadına bunu yapmaya devam ederseniz siz o frekans alanında bulunamazsınız. Ne kadar zorlarsanız zorlayın. Sizin ortalama frekansınız neyse siz o boyutta bulunursunuz. Kendinize bu defa illüzyon yaratmış olursunuz. Ki bu spiritüel illüzyon insanın bana göre kendine yapacağı en büyük kötülük. Çünkü o illüzyonu o kadar güçlü yaratıyorsunuz ki onun içinden çıkabilmek çok zor oluyor. Kendi gerçeğinizin farkında olmuyorsunuz. Bu süreç, yani yarın gerçekleşecek 21 Eylül süreci de bizim ruhsal olarak frekansımızın ölçüleceği zaman dilimi. Burada ekinokslar, yani ilkbahar ekinoksu ve sonbahar ekinoksu daha çok bireysel rehberlerle etkileşim alanımız değişebiliyor. Kış gün dönümü ve yaz gün dönümünde de bizim insanlık olarak ruhsal rehberlerimizin değişimi söz konusu olabiliyor. Bu değişim illaki yüksek frekanslı bir ruhsal rehberin bizim alanımıza dahil olacağı anlamına gelmiyor. Ben hangi frekans ortaya çıkarttıysam ona uygun rehberin benim alanıma geleceğini ifade ediyor. Onun için hep ruhsal olgunluktan bahsediyorum. Biz kendimizi o ruhsal olgunluk deneyim alanına dahil edersek kendi oluşturduğumuz enerjilerin farkında oluruz ve bunu dönüştürmek için kendimize yol ararız. Yani ben bunu yapacağım diye ısrarcı olmak yerine bu süreç içinde ben bunu nasıl dengede tutabilirim ve bu nasıl birliğe hizmet eder diye bakabilirsiniz. Benim herhalde 6-7 senedir olmuştur, tam sürecin farkında değilim. Çünkü pandemi öncesinde başlayan süreçti benim ses hassa, yani yüksek ses demeyeyim de gürültüyü tolere edememe sürecim. Orada bana o kadar farklı alanlar açıldı ki eşyaların eziyet çekmesi, binaların eziyet çekmesi, arabaların eziyet çekmesi, yani sadece araba demeyeyim de araçların eziyet çekmesi ve o negatif titreşimlerin insan DNA'sına ne kadar olumsuz frekans açtığını, ruhsal olarak onu ne kadar zorlayacak yeni bir frekans aktivasyonunun gerçekleştiğini görmek benim için çok şaşırtıcı oldu ve neden bu kadar rahatsız olduğumu anlamlandırmış oldum. Ben bundan rahatsızım deyip herkesle kavgalı olmak, o bana bu kapıları açmayacaktı. Gerçekten çok öfkelendiğim zamanlarda oldu. Aldığım mesajlar, bununla ilgili eyleme geçmeyeceksin. Hani kimin gürültü yaptığını biliyorum ama onunla ilgili hiçbir eyleme geçmemen gerekiyor. Mesajını aldığımda da hiç eyleme geçmemeye gayret ettim. Tölere edemediğimde dua edip yardım istedim. Ve o, yani benim bireysel deneyimimin aslında sadece bana özel bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığını, hayvanları, bitkileri ve dünyayı ne kadar kaotik hale getirdiğini ya da eşyaları ne kadar kaotik hale getirdiğini görmeme aracılık etti. Ben bunu kendi zaafım sanıp bunun için kendimi suçlamaya girseydim ya da bu beni gürültüye maruz bırakanlarla gidip kavga etseydim ben bu alanların açılımını gerçekleştiremeyecektim. Bu yani hayat planımızda bir şey bizi zorluyorsa ve biz onunla ilgili gerçekten Allah'tan yardım istiyorsak onun deneyim alanı bize çok açılıyor ve o sadece bizimle bağlantısı olmayan alanları beraberinde getirebiliyor. O yüzden hayat planınızdaki o kişilik alanınızdaki siz ışıksız taraflarınızı ışığa çevirme gayretinde olduğunuzda daha fazla destekleniyorsunuz. Ve yani çok şükür gene devam eden bir gürültü alanı var ama pandemi sürecindeki o komşular taşındılar bu apartmandan. Birileri taşınıyor, birileri gidiyor, oh rahatlıyorum değil benim amacım. Bu süreç içerisindeki benim insanlığa hizmet etmem gereken ve kendimi ruhsal olarak dengede tutabilmek için ne yapmam gerekiyor bulma benim çabam. Yani kokular ve ses benim bu süreç içerisinde insanın 5 duyusu aracılığıyla aldığı verileri beynin işlerken bunun neden başka insanlar tarafından tolere edilip benim tarafımdan tolere edilememesini anlamlandırabilmem açısından benim için önemli bir tarafı var. Siz de kendi planlarınızdaki bu zorlayıcı tarafları dönüştürme gayretinde olursanız hem size hizmet edecek hem insanlığa hem de dünyaya hizmet edecek şifa kapılarını açabiliyorsunuz. Ya da dünya planına bu zamana kadar gelme izni bulunmayan ruhsal varlıkları davet etme iznini alıyorsunuz. Ya bu benim anlattığım bu konu sonrasında ben hiç daha önce çalışmamış olduğum frekansını algılayamayacağım kadar yüksek ruhsal varlıklarla bağ kurmaya başladım ve onları sadece kendim için değil, dünyanın frekansının yükselebilmesi veya hayvanların, bitkilerin frekansının yükselebilmesi adına dünyaya davet etme iznine sahip oldum. Bu sizin için de geçerli. Burada ama ben şunu yapmadım. Ben frekans olarak çok yükseğim. Ben dünyada insan olarak sorumluluklarımı alıyorum ve sessiz, huzurlu bir ortamda yaşamayı hak ediyorum gibi bir program içine kendimi dahil etmedim. Burada bunları yaşıyorsam benim bununla ilgili varoluşsal düzeyde bir sorumluluğum vardır. Bunun için Allah'ım tövbe ediyorum, bana yardım et, beni bağışla diye dua edip yardım isteyerek bunları yaptığımda o frekansların dünyaya akması, şu an dünyaya baktığınızda insanlık için kaos ortadan kalktı mı? Kalkmadı. Ancak enerjisel boyutta hayvanlar adına ve bitkiler adına dünyanın kendi varoluşu yani bir gezegen olarak onun ekosistemi adına enerjisel düzeyde sürekli olan bir şifa alanı açılmış durumda. Bu sadece benim tarafımdan açılmış değil. Birçok insanın kendi hayat planındaki saf niyetle yardım istemesi sonucunda bir insan dünyada zorbalığa uğruyorsa ve orada kendisi bu zorbalığı, insanlık planındaki zorbalığı büyütecek bir eylem halinde değilse Allah enerjisel düzeyde onun hak edişini ona sunuyor ve o hak edişteki dengelenen, akan şifa sadece bireysel olarak o insana değil tüm dünyaya da akmaya başlıyor. Ve bu da bizim dünyanın frekansını yükselmesine, dünyanın şifalanmasına aracılık etmemize vesile olmuş oluyor. Bizim bir için, bütün için çalışmamıza hizmet ediyor. Ben mesela önce dua ederken çok böyle Allah'tan sesleri dengeleyebilmem için yardım isterken çok benim için zor oluyordu. Çünkü bana göre bu insan olarak çok basit ve Allah'a bununla ilgili, bununla ilgili yardım istediğimde şımarıklık ettiğimi düşünüyordum. Alt katmanları açıldığında ve bu alandaki ruhsal boyuttaki açılan şifa ve gelen ruhsal varlıklar benim alanımı dengelemek için gelse dahi benim alanımı dengesizleştiren yaşam formlarının hayvanlara ve bitkilere ya da dünyaya yapmış olduğu negatif titreşim alanını da arındırıyorlar. İlahi adalet görevlileri dünyadaki kolektif bilinçteki adalet alanı içinde şifa alanını güçlendiriyorlar. Yani dediğim gibi bunlar bizim dünyasal olarak çok kısa sürede sonuca ulaşamayacağımız ancak hizmet alanında bize destek olacak, hizmet oluşturacak bir alan olmuş oluyor. Kendi kişilik özelliklerinizdeki değişim ve dönüşüm için gerçekten dönüşüm gayretinde olursanız ve saf niyette olursanız işte o zaman siz ruhsal varlıklar tarafından destekleniyorsunuz. Şifa enerjisinin yüksek olduğu zamanlarda hem kendi yaşam frekansınızı yükseltebiliyorsunuz bu yaşamdaki, hem de varoluşta bir karmanız varsa bu karma alanına şifa aktarma iznine sahip oluyorsunuz. Bu da aslında çok güzel bir alan olmuş oluyor. Bunu hani karma belki anlaşılmaz gelebilir sizin için. Dünya yaşantınızdaki bağlantıyla bakabilirsiniz. Eğer siz bir karmaya sahipseniz seçmiş olduğunuz biyolojik ailenizde ortak karma programında olan aile bireyleridir. Yani atasoyunuzda biyolojik kan bağınızın olduğu atasoyunda var olan zorlukların şifalanmasına da aracılık edersiniz. Siz kendi içinizdeki döngüyü tamamlamaya başladığınızda bu defa sorumluluğunuzu aldığınız için sizinle aynı kişilik özelliğindeki olan aile bireyinizin ruhu değişimi ve dönüşümü istiyorsa siz onun genetik alanına bu şifa alanının enerjisel aktarımını gerçekleştirmeye başlarsınız. Yani bu o insanın illaki kolay bir şekilde değişip dönüşeceği anlamına gelmiyor dünyasal olarak. Ancak ruhunun şifalanmasına, ruhunun ışıksız olan taraflarına şifa akmaya başlayacaktır. Bu da bizim yine hem kendimize hizmet etmemize hem de birliğe hizmet etmemize aracılık edecek taraf olacak. Kendi yolculuğunuzda bir de dürüst olma konusuna bakın dediğimde şunu kontrol edebilirsiniz. Kendi çekirdek aileniz, ben çekirdek aileyle kastım şu oluyor. Doğmuş olduğunuz biyolojik ailedeki sizin vefat etmiş ya da yaşıyor olsa dahi anneniz, babanız varsa ablanız, abiniz, kardeşiniz gibi bu alandaki insanlarla kalben etkileşiminiz, yani o insan özgür iradesiyle ışıksız alanda bulunmayı seçiyordur. Siz ona ışık sunma zorunluluğunda olmayabilirsiniz ancak içsel düzeyde kendi içinizde o aile bireyinize karşı gerçekten nötrseniz o insanın size yapmış olduğu özellikle negatif davranışlar açısından siz onunla kendi içinizde ruhsal olarak dengeye gelmişsinizdir. Dünyasal olarak dengeye gelinmesi de çok güzel olur. Ancak bunu onun da istemesi gerekir. O alanın farkında olduğunuzda işte kendi aile ilişkinizde, çekirdek aile ilişkinizde ruhsal planınızdaki kadar aile bireylerinizi seviyor musunuz? Ruhsal planınızdaki kadar onlara destek oluyor musunuz? Veya onların ruhsal planınızdaki kadar sizi sevmesine, sevmemesine, size destek olmasına ya da olmamasına razı mısınız? Bunlara bakmamız gerekiyor. Yani biz ruhsal planımızda hepimiz birbirimizi sevmek için plan yapmadık. Hepimiz birbirimize hayatımızın sonuna kadar destek olmak için yapmadık. hepimizin planı farklı. Yani annemizle yaptığımız plan farklı, babamızla yaptığımız plan farklı. İkisiyle ortak yaptığımız planlar da var. Ama hepsi birbirinden farklı. O yüzden bu alanlarda kendi içsel dengenize bakın ve karşı taraftan bir şey beklemeyen haldeyseniz içsel düzeyde dengedesinizdir. Ama ailenizdeki yaşayan birilerinden bir şeyler hala bekliyorsanız o bunu yapmamasına rağmen orada siz kendi içinizde dengelemeniz gerekiyor. Elbette ki onun da sınavları var. Onun da kendi dönüştürmesi gereken alanlar var. Ancak o bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Biz sadece kendi insan tarafımızdaki dengeyi yerine getirmemiz gerekiyor. Ve orada herhangi bir beklenti olmadan koşulsuz sevgi enerjisi deniliyor ya. İşte o koşulsuz sevgi içerisinde bir beklenti içinde olmadan ve onu istemediği zaman sevmeden dengede kalabilmek. Yani sevgi her zaman için bizi destekleyen bir süreç olmayabiliyor. Dün dinlemiş olduğum ruhsal grup çalışmalarında kanallık olarak yapılan çalışmalardan bir tanesinde Torus Mate Gökadası varlıkları enerjisel korunma ile ilgili şöyle bir bilgi vermişlerdi. Bunu size de hatırlatayım. Ben de unutmuştum çünkü. Siz enerjisel düzeyde korunduğunuzda aslında kendi enerjinizi koruduğunuzu zannediyorsunuz. Ama enerjisel olarak bu böyle işlemiyor. Siz kendi yüksek frekans alanınızı yüksek frekansı istemeyen insanlarla etkileştiğinizde onu istemediği enerjiye maruz bırakmamak için siz enerjisel koruma yapmalısınız bilgisi benim için tekrar hatırladığımda o bilgiyi ben aktardım sonuçta. Aktarırken de şaşırmıştım. Daha önceki dinlemelerimde de şaşırmıştım. Dün yeniden dinlerken evet ya, çünkü frekans aşırı yükseldiğinde hakikaten çok tedirgin oluyorsunuz. O tedirginlik içerisinde alanı yönetebilmek çok kolay olmayabiliyor. Ama o alanda daha böyle soft olursa enerji, sizin frekansınızı yükseltecek enerji, o sizin için daha dengeli oluyor. İşte biz de aile bireylerimizle etkileşim ve iletişimimizde bu dengeyi gözetirsek, onları hani elinden tutup çeke çeke, sürükleye sürükleye frekansını yükselt, sen ışığını arttır, sevgini arttır diye zorlamazsak, onların istediği zamanda, onların hayat planında bulunursak, biz ruhsal olarak birbirimize vermiş olduğumuz sözü yerine getirebiliyoruz. Ama böyle işte hani birini çok sevmek ya da birinin bizi çok sevmesini istemek gibi bir yanılsamaya düştüğümüzde kendimize de eziyet ediyoruz, karşı tarafa da eziyet ediyoruz. Bu ikimizin de ruhsal olarak planına da hizmet etmemiş oluyor. Saati 10 yaptık. 21 Eylül öncesindeki arınmamıza vesile olacak. Aynı zamanda bizim ruhsal olgunlaşmamıza aracılık edecek şifaya niyet edelim. Bir de şunu hatırlatayım size. Daha önce de söylemiştim, bu konuyu tekrar hatırlatayım. Biz okul hayatındayken veya bir iş yerinde çalışıyorsak, çalıştığımız iş yerinden dolayı edinmiş olduğumuz bilgilerin alanında ışık olmayan bilgiler varsa, biz bu bilgilerden kendi ruhsal planımız doğrultusunda ve aldığımız sorumluluklar doğrultusunda korunuyoruz. Ruhsal bilgilerde böyle bir korunma alanımız bulunmuyor. Dini bilgilerde de biz kendi İnanç ve imanımız doğrultusunda yine orada da korunuyoruz. Ancak spiritüel alanda hiçbir bilgiden korunma gibi bir durumumuz söz konusu olmuyor. Bu nedenle kişisel gelişim ya da ruhsal gelişim aracılığıyla veya hayatınızda sahip olduğunuz hobiler aracılığıyla edinmiş olduğunuz bilgiler alanında bulunan ışık olmayan bilgilerin farkında ve bilincinde olursanız ve o bilgileri de eğer sizin yaşam planınızda işinize yarayacaksa ışık bilgisine dönüştürme niyetinde ve gayretinde olursanız bununla ilgili de sizin ruhsal olarak arındırmanız gereken niyet ya da biliş sizin alanınıza aktarılmış oluyor. Bunu da size hatırlatmış olayım. Yani sosyal medya aracılığıyla çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Bu arada sadece bu spiritüel bilgi demek değil. Biz sosyal medyadan da eğitim ya da iş dışında bilgi alıyorsak o bilgiler de bizim alanımıza korunmadan gelmiş oluyor. Onun da arınmasını yapmak bizim sorumluluğumuzda. Ben o yüzden sabah böyle hani bilincin uyanır, gözün daha açılmaz halindeyken ben hemen niyetimi yapıyorum enerjisel düzeyde alanımı korumak için. Ya evde biri olsa da olmasa da. Ondan sonra telefonuma bakıyorum. Korumayı yapmadan kesinlikle telefona bakmıyorum. Birinde evde kimse yok diye koruma yapmamıştım. Cep telefonumu alıp internete girdiğimde o gün alanım karman karışık olmuştu. Ondan sonra dedim ki Yasemin neymiş? Demek ki bir telefonuna, bilgisayarına bakmadan önce alanını korumaya alman gerekiyormuş. O yüzden hani sabahları kalktığınızda ve akşamları yatarken niyet ettiğinizde ya da dua ettiğinizde hem dua edip hem niyet ederseniz o daha güzel oluyor. O zaman enerjisel olarak alanınız korunuyor. Merakınızla bir şeyleri öğrenmemeniz gerekiyorsa, bunu öğrenmeye zorluyorsanız o alanda o bilgiyi arındırmak için biraz daha fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bunun farkında olun. Bu yayın yani bu şifa esnasında, yayın esnasında da buna niyet edebilirsiniz. Meditasyonda bu alanda da kendi sorumluluğunuzun farkına varıp spiritüel, entelektüel olmama yönünde de kendinize hatırlatmalar yaparsanız her bilgiyi edinmenize gerek yok. Ben şu an için kaç tane şifa tekniği var hiçbirini bilmiyorum. Ya da kaç tane eğitim açılıyor hiçbirini bilmiyorum. Sadece kendi yolculuğumda ilerlerken kendim için ve sizler için öğrenmem gereken bir bilgi varsa onu öğrenme gayretinde ve niyetindeyim. Eskiden mesela almış olduğum spiritüel kitapları bitirme gayretiyle okurdum. Artık bana ya da size aktarmam için size, hepimize veya dünyaya hizmet edecek benim unuttuğum bir alan vardır. Onu fark edebilmek için bu kitapları okuyorum ve orada açığa çıkan bilgiler doğrultusunda yapmam gereken niyetler neyse o niyetleri yaparak şifa çalışmasını yapıyorum zaten. Yani ya dua açıyorum kitapları okurken artık ya bir meditasyonu açıyorum. Şu subliminal meditasyonlar vardı. Onlar benim için çok kolaylaştırıcı oldu. Onları mesela açıyorum. Yani böyle hem müzik çalıyor gibi. Onun yanında kitabı okuyorum ki alanımda bir karışıklık olmasın ve size de aktarırken bu bilgileri ışık bilgisi olarak aktarayım. Yani bazen bir öğretiyle ilgili size fark ettirmem gereken bir alan oluyor. O alanı fark ettirmek için aktaracağım bilgilerinde size ışık bilgisi rehberliğinde yol göstermesini niyet ediyorum. Bunun için gayrette bulunuyorum. Böyle yaptığım gözlemleri birkaç süzgeçten geçiriyorum. Ondan sonra sizinle paylaşıyorum ki sizin alanınızı da ekstra karıştırmamış olayım diye. Sevgi konusu tam yerine düştü hocam. Teşekkür ederim demişsiniz. Rica ediyorum, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi bu arada ben müziği değiştirdim ya, siz bunun sesini duyuyor musunuz? Eğer duymuyorsanız sesini birazcık açayım. Ondan sonra da meditasyonumuza başlayalım. bu arada 21 Eylül önerilmesini bugün yapacağımız için ben çok mutluyum. Bugün benim azıcık dışarıda olduğum bir zaman dilimiydi. O yüzden böyle 21 Eylül bağlantısını henüz yapmamıştım. Saate baktığımda aa ne güzel dedim. Saatli tarih aynı yerde de o yüzden saate bakınca tarihi de görmüş oldum. Müziğin sesini duyup duymadığınızın yorumunu yapabilir misiniz? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. O zaman meditasyonumuza başlayalım. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Bizi ilahi ben benim bilincine taşıyacak pozitif ve aydınlık ruhsal şifacıların alana dahil olmasına izin verin. Kök çakranızda bulunan ilahi ben benim bilincini idrak etmenizi ve yaşamınıza uyarlamanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi alanınızda bulunan aydınlık ruhsal şifacıların, sizin frekansınıza uygun aydınlık ruhsal şifacıların kök çakranızdan, yaşam planınızdan ve bu zamana kadar sizden varoluşa akmış alanlardan ilahi yasalara göre arındırmasına izin verin. İlahi adalet görevlilerinin alanınıza gelmesine ve ilahi adaleti algılamanızı ve anlamlandırmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Bu zamana kadar alanınıza dahil olmuş, sizin hayat planınızda size hizmet etmeyecek ışık bilgisine tutunmanıza neden olan alan ve programları fark etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi ışık bilgelerinin ilahi yasalara göre çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Yaşamınızda evrensel yasalara uymadığınız süreçlerde herhangi bir yaratılmışın alanında dengesizlik oluşturduysanız, ilahi adalet görevlilerinin bu alanda ilahi dengeyi yerine getirmesine izin verin. Sevgi şifacılarının sevgi beklenti illüzyonundan ve programlarından sizi özgürleştirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. İlahi bilgeliği idrak etmenizi engelleyen, egosal ya da nefsani alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının ilahi yasalara göre alanınızdan temizlemesine izin verin. Aydınlık ruhsal şifacıların bu zamana kadar etkileştiğiniz hayvanların ve bitkilerin, yaşayanların alanından Ölmüş olan ve soyu devam eden hayvan ve bitkilerin alanından arınması gereken her şeyin de aşk şifacıları ve alanınızda bulunan aydınlık şifacılar tarafından bitkiler aleminin ve hayvanlar aleminin yasalarına uygun olarak her bir hayvanın ve bitkinin frekansına uygun alanında dengelenmesine izin verin. Dünyanın cansız mineral alemine, dünyanın kendi manyetik alanına, havasına, suyuna ve toprağına akması gereken şifanın da dünyanın koruyucularıyla birlikte alanınızdaki aydınlık ruhsal şifacılar tarafından dünyaya aktarılmasına izin verin. Dünyayı sömürmeye ve tüketmeye çalışan, dünyada yaşayan insanlar ya da kişiler sizin dünyadaki hava, su ve toprakta almanız gereken dünyanın saf yaşam enerjinizi almanızı engelleyen fiziksel olarak dünyada meydana getirdikleri çevresel kirlilik için ilahi adalet görevlilerinin sizin alanınızdaki etkiler sebebiyle dünyada gerçekleştirmesi gereken adalet şifasını yaratıcının izniyle ilahi yasalara göre alanda gerçekleştirmesine izin verin. İlahi adalet görevlilerinin bir toz tanesine dahi etkileşiminizin ilahi yasaya uygun olmasını engelleyen alanınızda bulunan çarpıtılmış bencillik programlarının ya da modern çağ illüzyonlarının aydınlık ruhsal şifacılar tarafından ilahi yasalara göre alanınızdan temizlenmesine izin verin. Sahip olduğunuz eşyalara, oturduğunuz, yaşadığınız eve, şehre ve etkileştiğiniz tüm hayvanlara, bitkilere ve insanlara ilahi adaletle, saygıyla davranmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken dünya frekansıyla uyumsuz her şeyin ilahi adalet görevlileri tarafından ilahi yasalara göre alanınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. İlahi adalet görevlilerinin frekansınızı yükseltmesine izin verin. Ruhsal olarak hak ettiğiniz frekansa erişmenizi engelleyen alanınızda bulunan insanlardan ya da kişilerden alanınıza dahil olmuş ya da kaos boyutundaki yaşam formlarından, bilinçlerinden alanınıza dahil olmuş, ilahi yasalara göre alanınızda bulunması artık zorunlu olmayan her şeyi ilahi adalet görevlilerinin alanınızdan temizleyip, her şeye ilahi işlemi yaratıcının izin verdiği şekilde gerçekleştirmesine izin verin. Alanınızda bulunan aydınlık ruhsal şifacıların kök çakranızı sizin frekansınıza uygun kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Alanınızda bulunan aydınlık ruhsal şifacıların ikinci çakranızda bulunan sizin dünya frekansıyla uyumlu yükselişi deneyimlemenizi, ilahi ben benim bilincini hayat gerçekliğiniz yapmanızı engelleyen her şeyin ikinci çakranızdan yaşam planınızdan ve etkileştiğiniz tüm varoluştan ilahi yasalara göre yaratıcının izniyle çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Yaşadığınız yerleşim yerindeki ismini bildiğiniz ya da bilmediğiniz, yaşayan ya da vefat etmiş o şehre ve o şehrin insanlarına hizmet eden evliyaların, erenlerin ya da ruhsal görevlilerin size bu zamana kadar aktarmış olduğu şifayı yaşam planınıza aktaramadıysanız, bunu engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aydınlık ruhsal şifacılar tarafından ilahi yasalara göre çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bu zamana kadar dünya üzerinde fiziksel olarak bulunduğunuz yerlere yönlendirdiğiniz ya da aktardığınız veya saçtığınız kaos boyutuyla bağlantılı o yerleşim yerinin ya da o mekanın, o doğal alanın frekansına uygun olmayan her şeyin dünyanın koruyucuları tarafından dünyanın frekansına uygun olarak bıraktığınız her yerden alınıp ilahi adalet görevlilerine dünyanın koruyucuları tarafından ilahi işlem için teslim edilmesine izin verin. Aydınlık ruhsal şifacıların ilim, bilim, din ve spiritüellik aracılığıyla alanınıza dahil olmuş ve sizin birlik hakikatini idrak etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. Enerji frekansınızın yükselmesini engelleyen, sizinle etkileşime girmiş, artık bağının kesilmesi gereken herkesle tüm bağların ilahi adalet görevlileri tarafından kesilip ilahi işlemin gerçekleştirilmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Eğer siz kullanılıyorsanız başka insanlar tarafından enerjisel düzeyde veya siz başka insanları kullanıyorsanız ilahi adalet görevlilerinin bu alanı da ilahi adaletle dengelemesine izin verin. Kendinizi bencillik deneyimi içinde olmadan ilahi ben benim bilinciyle, saf sevgiyle sevmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi sevgi boyutu şifacılarının ilahi yasalara göre çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. İçsel düzeyde sevgiyi anlamlandırmanızı engelleyen insanlık planından alanınıza dahil olmuş ya da sizin insanlık planına dahil ettiğiniz sevgi boyutunun hakikati olmayan her şeyin ilahi yasalara göre çok boyutlu alandan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının Aşk illüzyonlarını ilahi yasalara göre çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Bu zamana kadar size sevgi ya da aşk adı altında yapılmış, çok küçük dahi olsa illüzyonlar bulunuyorsa, bütün bu alanların ilahi adalet görevlileri tarafından dengelenmesine izin verin. Enerjinizin saflaşmasına izin verin. Aşk şifacıların kendi içsel yolculuğunuzu, içsel rehberinizin hakiki rehberliğinde almaktan sizi alıkoyan dışsal illüzyonlardan ışık bilgelerinin hak edişinizce sizi özgürleştirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Şifa ve bilgeliği idrak etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken İlahi ben benim bilinciyle uyumsuz her şeyin ilahi yasalara göre çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. İlahi adalet görevlilerinin ruhsal frekans alanınızda ilahi dengelemeyi gerçekleştirmesine izin verin. Kendinizi dürüst olmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin İlahi adalet görevlileri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Birey olma sorumluluğunu idrak etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aydınlık ruhsal şifacıların ilahi yasalara göre çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Özgür irade seçimlerinizi kendi ruhsal planınıza uygun şekilde gerçekleştirmenizi engelleyen, yaşadığınız ülkenin yöneticilerinin ya da dünya insanına hükmetme gayretinde olan, sizin ülkenizin yöneticisi olmayan diğer ülke yöneticilerinin sizin alanınıza yönlendirdiği, kaos boyutuna ait alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aydınlık ruhsal şifacıların ilahi yasalara göre hak edişinizce alanınızdan temizlemesine izin verin. Şu an dünyada insanlığın birbirini yönetmek için var ettiği sistemlerin alanından sizin aracılığınızla ilahi adalet görevlilerinin arındırması uygun olan dünya frekansıyla uyumsuz her şeyin ilahi yasalara göre alandan temizlenmesine izin verin. Aydınlık ruhsal şifacıların ikinci çakranızı sizin frekansınıza uygun kaynak enerjiyle ikinci çakranızı ve yaşam planınızı uyumlayıp dengelemesine izin verin. Alanınızda bulunan aydınlık ruhsal şifacıların üçüncü çakranızda bulunan sizin ilahi ben benim bilincini idrak etmenizi engelleyen her şeyin çok boyutlu olarak üçüncü çakranızdan, yaşam planınızdan ve aktardığınız tüm varoluştan ilahi yasalara göre yaratıcının izin verdiği şekilde çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Ruhsal boyutta ilahi olarak hak ettiğiniz dünyasal ve ruhsal konforu, dünya yaşamınızda yaşam gerçekliğiniz yapmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aydınlık ruhsal şifacıların çok boyutlu olarak üçüncü çakranızdan, yaşam planınızdan ve sizin aracılığınızla dünyadan, dünya planından, insanlık planından ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırmasına izin verin. Enerjinizin saflaşmasına izin verin. Size yaklaşımda saygıyla yaklaşılmasına rağmen altında saf niyet olmayan programlar bulunduysa ya da siz başka insanlara böyle yaklaştıysanız ya da böyle etkileşimde olduysanız ilahi adalet görevlilerinin bu alanı dengelemesine izin verin. Dünya insanının var ettiği kaos deneyimine sizin aracılığınızla akması ilahi yasalara göre uygun olan ışık şifasının ışık orduları ve ışık şifacıları tarafından yaratıcının izin verdiği şekilde insanlık planına ilahi yasalara göre akmasına izin verin. Enerjinizin saflaşmasına izin verin. Bu zamana kadar insanlık planında şahit olduğunuz, görerek şahit olduğunuz ya da duyarak şahit olduğunuz ilahi yasalara göre insandan kaynaklı ya da kişilerden kaynaklı dünya frekansıyla uyumsuz alanlara akması ilahi olarak uygun olan ilahi adalet şifasının ilahi adalet görevlileri tarafından ilahi yasalara göre alana aktarılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının biyolojik bedeninizle sağlıklı bağ kurmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin çok boyutlu olarak alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının bu zamana kadar yediğiniz ve içtiğiniz gıda maddeleri aracılığıyla veya kullanmış olduğunuz ilaçlar aracılığıyla, gıda takviyeleri aracılığıyla biyolojik bedeninizden şifalandırılması gereken her şeyi aşk şifacılarının biyolojik beden frekansınıza uygun olarak şifalandırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın yükselmesine izin verin. Eğer vücudunuzda bir kimyasal dengesizlik bulunuyorsa, aşk şifacılarının Beden sağlığınız ve zihin sağlığınız yerinde olacak şekilde vücut kimyanızı dengelemesine izin verin. Biyolojik bedeniniz için sağlıklı olmayan beslenme tarzına ya da davranış biçimine geçtiyseniz, spor aktiviteleri yapıyorsanız, bununla ilgili alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından hücresel hafızanızdan, bilincinizden, bilinçaltınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Biyolojik yaşınızla barışık olmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Biyolojik bedeninizin ömür süresi boyunca biyolojik bedeninize aktarmanız gereken şifayı aktarmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu hücresel hafızanızdan, bilincinizden, bilinçaltınızdan, vücut sıvınızdan, hücreler arası sıvınızdan, kanınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Enerjinizin yükselmesini engelleyen, bedeninizde bulunan atomlardan ve atom altı parçacıklardan, virüs ve mikroorganizmalardan arındırılması gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından beden sağlığınız yerinde olacak şekilde çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Biyolojik bedeninizde virüslerin konakçı olmasına neden olan, şifalanması gereken geçmiş yaşamlarınıza karma şifacılarının ilahi yasalara göre aktarması uygun olan şifayı beden sağlığınız yerinde olacak şekilde aşk şifacılarının aktarmasına izin verin. Enerji alanınızın frekansının saflaşması için aşk şifacılarına izin verin. Bu zamana kadar koşullar ne olursa olsun sizin özgür iradenizle ortaya çıkardığınız ışıksız programların enerjisinin ve bilincinin bulunduğu alan, mekan ve boyutlardan Işık orduları tarafından alınıp bu şifa alanında bulunan aydınlık ruhsal şifacılara yaratıcının izin verdiği şifa ile şifalanmasını için onların bu alanı aydınlık ruhsal şifacılara teslim etmesine izin verin. Işık ordularının bağışıklık sisteminize aktarması uygun olan ilahi denge şifasını beden sağlığınız yerinde olacak şekilde çok boyutlu aktarmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Yaşamınıza daha fazla sevgiyi davet etmenizi ve davet etmiş olduğunuz sevgiyi dünyada paylaşmanız gereken yaratılmışlarla koşulsuz şekilde paylaşmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu arındırılmasına izin verin. yaşadığınız ülkede bulunan yasal düzenlemelerde bulunan çarpıtmalar varsa ve siz bu çarpıtmalardan ilahi olarak korunmayı hak ediyorsanız, ilahi adalet görevlileri hak ettiğiniz adalet korumasını yaşam alanınızda ve sizinle birlikte olduğu için hak eden aile bireylerinizin alanında yaratıcının izin verdiği şekilde aktive etmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Kalbinizde sevgiyi çoğaltmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu olarak ilahi yasalara göre alanınızdan temizlemesine izin verin. Bu zamana kadar dünyada meydana getirdiğiniz gürültü alanının, gürültüyü yönlendirdiğiniz canlı ya da cansız, ilahi yasalara göre arınması gereken her şeyden, ilahi yasalara göre her bir yaratılmışın varoluş planına ve beden frekansına uygun olarak ilahi yasalara göre hak edişince alanından temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Dünyaya bu zamana kadar yönlendirdiğiniz ve dünyanın eziyet çekmesine neden olan her şeyin, dünyanın koruyucuları tarafından, dünyanın her bir atomundan, çekirdeğinden, havasından, suyundan, toprağından ve manyetik alanından, kristal ağından, leyhatlarından ilahi yasalara göre dünyanın koruyucuları tarafından arındırılıp, aydınlık ruhsal şifacılara ilahi işlem için teslim edilmesine izin verin. Dünyaya saygı duymanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken, çarpıtılmış her şeyin ışık bilgeleri tarafından ilahi yasalara göre alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aydınlık ruhsal şifacıların 3. çakranızı sizin frekansınıza uygun kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Aşk şifacılarının ilahi ben benim bilincini idrak etmenizi ve yaşamınızda sevgiyle çoğaltmanızı, sevgiyle paylaşmanız gereken yaratılmışlarla paylaşmanızı engelleyen her şeyin kalbinizden, kalp çakranızdan ve yaşam planınızdan ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Hayatınızın herhangi bir döneminde var ettiğiniz hayvani insan benlik ve bilincini, beşer benlik ve bilincini besleyen, büyüten, İnsanlığın erdemli insan ve daha üst bilinç hallerine, benlik hallerine yolculuk yapmasını engelleyen alandan temizlenmesi gereken her şeyin ilahi yasalara göre aşk şifacıları tarafından yönlendirdiğiniz her yerden arındırılmasına izin verin. Sevgi olmayan, yaptığınız davranışları şahit ettiğiniz yaratılmışların alanından arınması gereken her şeyin ilahi yasalara göre hak eden her bir yaratılmışın alanından aşk şifacıları tarafından yaratıcının izniyle arındırılmasına izin verin. Dünyada var olan yaratılmışların ortaya çıkardığı, sizin şahit olduğunuz sevgi olmayan deneyimlerin enerji, bilinç ve programının da hak edişinizce aşk şifacıları tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bu yaşam süresinde beşeri aşk deneyimleriniz esnasında ortaya çıkardığınız aşk boyutunun hakikati olmayan, ilahi yasalara göre aşka yönlendirdiğiniz her şeyin arınması gereken tüm programlarının aşk şifacıları tarafından yönlendirdiğiniz aşk alanlarından arındırılmasına izin verin. Sevgi frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının sevginin hakikati olmayan, alanınızdan temizlenmesini hak ettiğiniz bilinçleri ve enerjileri hak edişinizce sevgi şifacılarının hücresel hafızanızdan, bilincinizden ve bilinçaltınızdan çok boyutlu arındırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Dünyayla yaratıcının yaratmış olduğu gezegen bilincinde olarak daha sevgiyle bağ kurmanız, ilahi olarak uygunsa, ruhsal planınıza uygun, Allah'ın size izin verdiği sevgi bağını kurmanızı engelleyen, dünyanın alanına bu zamana kadar yönlendirdiğiniz, arınması gereken her şeyin dünyanın frekansına uygun olarak dünyanın madde alanından ve enerji alanından ilahi yasalara göre çok boyutlu aktarılmasına izin verin. Şifa alanına Gaia'nın ve Lady Shandara'nın da dahil olmasına izin verin. Gaia'nın dünya insanı olarak deneyimleme izniniz bulunan saf sevgiyi hayat anlarınızda deneyimlemenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. Dünya planında hak ettiğiniz sevginin ve aşkın daha pozitif hallerini deneyimlemenizi engelleyen, insanlık planından sizin aracılığınızla arındırılması gereken her şeyin ilahi adalet görevlileri tarafından çok boyutlu ilahi yasalara göre alandan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. enerjisel olarak sevginin size aktarmış olduğu bu zamana kadar ilahi mesajları anlayamadıysanız, bu mesajları anlamanızı engelleyen her şeyi ışık bilgelerinin alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının beşeri aşk illüzyonlarından hak edişinizce sizi özgürleştirmesine izin verin. Aşk şifacılarının beşeri aşk deneyiminizi eğer ruhsal olarak planladıysanız, bunu ruhsal planınızda hak ettiğiniz bir aşk frekans deneyim alanı varsa, bu frekans alanında deneyimlemenizi engelleyen yaşadığınız toplumdan ya da şu an dünyada yaşayan insanlardan, kültürlerden alanınıza dahil olmuş, arınması gereken her şeyi aşk şifacılarının İlahi yasalara göre alandan temizlemesine izin verin. Pozitif duygularla bağlantılı hisleri hayat planınızda daha fazla kullanmayı ilahi olarak hak ediyorsanız, bu hisleri ortaya çıkarmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifasının hakikatini idrak etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk bilgelerinin ilahi yasalara göre çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Biyolojik olarak mensubu olduğunuz ırkların, milletlerin ve dinlerin, dillerin alanına akması ilahi olarak uygun olan aşk şifasının biyolojik DNA'nızdaki kayıtlı alanlara, ilahi yasalara göre beden ve yaşam frekansınıza uygun olarak aşk şifacıları tarafından ilahi yasalara göre aktarılmasına izin verin. Enerjinizin saflaşmasına izin verin. Öz saygı, öz sevgi, öz şefkat ve öz merhameti hayatınızda var etmenizi ve bunu daimi olarak kullanmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının kalbinizin frekansını yükseltmesine izin verin. Şu an kalbinizde var olan sevgi ve aşkın dünyaya akması, dünyada yaşayan hayvanlara, bitkilere ve hak eden insanlara akması ilahi yasalara göre uygunsa, alanınızda bulunan sevgi şifacılarının ve aşk şifacılarının ilahi yasalara göre akması gereken tüm yaratılmışlara, ilahi yasalara göre sevginin ve aşkın akmasına izin verin. Ben bu akış esnasında sessiz kalacağım. Aşk şifacılarının kalbinizi ve kalp çakranızı sizin frekansınıza uygun aşk enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Alanınızda bulunan aydınlık ruhsal şifacıların ilahi ben benim bilincini anlamanızı engelleyen, yaşamınıza uyarlamanızı engelleyen her şeyin boğaz çakranızdan, yaşam planınızdan ve bu zamana kadar varoluşa aktardığınız ışıksız ve sevgisiz alan ve programlardan arınması gereken her şeyin ilahi yasalara göre arınabilmesi için yaratıcının izin verdiği şekilde aydınlık ruhsal şifacıların arındırması gereken tüm alanlardan yaratıcının izin verdiği şekilde ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırmasına izin verin. Kelimelerinizle ve sözlerinizle sevgiyi çoğaltmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Sizin aracılığınızla kaos boyutundan arındırılması ilahi yasalara göre uygun olan, arınma zamanı gelmiş, ışık boyutunun altındaki her şeyin ışık şifacıları tarafından ilahi yasalara göre kaos boyutundan arındırılıp ilahi işlemin gerçekleşmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Başka insanların doğal sesi aracılığıyla ya da herhangi bir dijital araç aracılığıyla alanınıza dahil olmuş insan ses frekansının sizin hücrelerinizde, auranızda, doku ve organlarınızda ve DNA'nızda meydana getirdiği dengesizliğin ışık şifacıları tarafından beden sağlığınız yerinde olacak şekilde dengelenmesine izin verin. Kelimelerinizi ve cümlelerinizi ses şifasının gücüyle kullanmanız gereken anlarda ışığa, sevgiye, aşka hizmet edecek şekilde kullanmanız gereken anlarda kullanamadıysanız, bu alanın ilahi adalet görevlileri ve ışık şifacıları tarafından ilahi dengeye getirilmesine izin verin. Solunum yollarınızda arındırılması gereken her şeyin beden sağlığınız yerinde olacak şekilde çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Aşk şifacılarının içsel çocuk, içsel anne, içsel baba, içsel eril, içsel dişil, içsel tanrı ve içsel tanrıça parçalarınızın alanında bulunan sevgi frekansının altındaki arınması gereken her şeyin hak edişinizce yaşam ve beden frekansınıza uygun olarak çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. İlahi olarak idrak etmeniz gereken sevginin hakikatini idrak etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin çok boyutlu olarak alanınızdan temizlenmesine izin verin. Kendi kendinize yapmış olduğunuz sözel eleştiriler nedeniyle alanınızda meydana getirdiğiniz dengesizliği aşk şifacılarının ilahi dengeye getirmesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Alanınızda bulunan aydınlık ruhsal şifacıların kesilmesi gereken tüm bağları kesip ilahi işlemi gerçekleştirmesine izin verin. Yaşam illüzyonlarının alanınızdan temizlenmesine izin verin. Tüm hücrelerinize akması gereken aşk şifasının beden sağlığınız ve zihin sağlığınız yerinde olacak şekilde hücrelerinize ve sinir hücrelerinize akmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizin alanında bulunan aşk frekansıyla uyumsuz, arınmasını ilahi olarak hak ettiğiniz her şeyin aydınlık ruhsal şifacılar ve aşk şifacıları tarafından her bir parçanızdan beden ve yaşam frekansınıza uygun olarak çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Kendi kendinize yarattığınız ruhsal yükseliş illüzyonunun ışık bilgeleri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. İlahi ben benim hakikatini aktarmanız gereken insanlara ışık bilgeliği rehberliğinde aktaramadıysanız, bunu yapmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Enerji bedenlerinizin alanında bulunan dünya frekansıyla uyumsuz her şeyin beden frekansınıza uygun olarak enerji bedenlerinizden çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Işık şifacılığını idrak etmenizi engelleyen, yaşamınızda aktif etmeniz gereken anlarda aktif etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Herhangi bir insana bağımlılık programınız varsa bu alanında aşk şifacıları tarafından ilahi özgürlük dengesine getirilmesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Sevgi bilgeliği özünde kendinizi ifade etmenizi ve bu bilgileri dünyaya sevgi dengesinde yaşamınız korunarak, alanınız korunarak aktarmanız ilahi olarak uygunsa bunu gerçekleştirmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın yükselmesine izin verin. Aydınlık ruhsal şifacıların boğaz çakranızı sizin frekansınıza uygun kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Aydınlık ruhsal şifacıların ışık bilgelerinin ve aşk bilgelerinin 3. gözünüzde ve 3. göz çakranızda bulunan, yaşam planınızda bulunan sizin ilahi ben benim bilincini anlamanızı, aktarmanızı ve yaşamınıza uyarlamanızı engelleyen her şeyin çok boyutlu olarak tüm varoluşunuzdan hak edişinizce arındırılmasına izin verin. Bu yaşamda yapmış olduğunuz şifa çalışmaları esnasında ya da spiritüel deneyimler esnasında var ettiğiniz evren frekansıyla uyumsuz, arınması gereken her türlü bilinç ve enerjinin alanınızdan ve yönlendirdiğiniz her yerden ilahi yasalara göre yaratıcının izin verdiği şekilde aydınlık ruhsal şifacılar tarafından her yerden çok boyutlu arındırılmasına izin verin. İnsan olarak sınırlı olduğunuzu fark etmenizi ve kabul etmenizi, yaratılmış olduğunuzu idrak etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi ışık şifacılarının ilahi yasalara göre çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Allah'a, peygamberlerine ve indirmiş olduğu kitaplara herhangi bir anda, varoluşunuzun herhangi bir anında saygısızlık yaptıysanız, bu alanda arınmasını hak ettiğiniz her şeyi yaratıcının izin verdiği şekilde aydınlık ruhsal şifacıların aktarmış olduğunuz tüm varoluş alanından İlahi yasalara göre çok boyutlu alandan temizlenmesine izin verin. Tövbe etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken çarpıtılmış her şeyi ışık bilgelerinin hak edişinizce çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Bu yaşamda etkileştiğiniz astral boyuta, rüya boyutuna ve enerji boyutuna bilerek ya da bilmeyerek yönlendirdiğiniz dünyanın ya da etkileştiğiniz yasaların bağlı olduğu evrenlerin frekansıyla uyumsuz, etkileştiğiniz tüm alanlardan İlahi adalet görevlilerinin arındırması ve dengelemesi gereken her şeyi yaratıcının izin verdiği şekilde çok boyutlu alanda dengelemesine izin verin. Dünya frekansının altındaki herhangi bir portalın, alanın, geçiş noktasının açılmasına bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda vesile oldunuzsa, bu alanlardan dünyaya giriş yapmış, dünyadan arındırılması gereken her şeyi yaratıcının izniyle ışık ordularının ilahi yasalara göre alandan arındırmasına, dünyanın tüm boyutlarından, realitelerinden, alanlarından arındırılmasına izin verin. Işık ordularının açmış olduğunuz enerjisel ya da bilinç geçiş alanlarını yaratıcının izin verdiği şekilde kapatıp ışık korumasını almasına izin verin. Bu zamana kadar okuduğunuz ya da dinlediğiniz spiritüel bilgiler alanına kurmuş olduğunuz bağlar sebebiyle ışığa hizmet etmeyen, dünya frekansıyla uyumsuz herhangi bir bilincin ya da varlığın bu dünyaya gelmesine ya da dünyanın bilinciyle bağ kurmasına aracılık ettinizse ve bu yapmış olduğunuz işlem ilahi yasalara göre uygun olmayan bir işlemse, dünyanın ve evrenin bağlı olduğu yasalara uygun olmayan, bu evrenin ışık karanlık dengesini bozacak yapmış olduğunuz her şeyin ilahi adalet görevlileri, ışık orduları ve aydınlık ruhsal şifacılar tarafından yaratıcının izin verdiği şekilde dengelenmesine izin verin. Ezoterik ve ökült öğretiler alanında bulunan ışık olmayan bilgilere bağ kurdunuzsa ve bu bilgilerin çoğalmaması gerekirken dünyada çoğalmasına vesile oldunuzsa, bu enerjilerin ve bilinçlerin dünyanın çekirdeğinden, leyhatlarından, manyetik alanından, madde alanından, manyetik alanından ve kolektif bilinçten ilahi yasalara göre aydınlık ruhsal şifacılar tarafından dünyanın koruyucularıyla birlikte dünyanın frekansına uygun olarak arındırılıp ilahi işlem için her şeyin ilahi adalet görevlilerine teslim edilmesine izin verin. Ruhsal yetilerinizi özgür irade seçimlerinizle kullanırken, bu özgür irade seçimlerinizi ruhsal planınıza uygun olarak yapmanızı engelleyen alanınızdaki manipülatif, arınmasını hak ettiğiniz her şeyi ilahi yasalara göre ilahi adalet görevlilerinin alandan temizlemesine izin verin. Aşk bilgelerinin bu yaşamda Allah'ın size izin verdiği ışık hakikatindeki ruhsal bilgilere ulaşmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk bilgelerinin hak edişinizce çok boyutlu alandan temizlemesine izin verin. Bu yaşamda uyku zaman diliminde deneyimlemiş olduğunuz, sizin ruhsal planınızla uyumsuz, dünya planıyla uyumsuz, deneyimlerle bağlantılı, sizin rüya boyutunuzdan, astral boyutunuzdan, enerji boyutunuzdan arındırılması gereken, şifalanması gereken her şeyi alanınızda bulunan aydınlık ruhsal şifacıların ve ışık bilgelerinin yaratıcının izin verdiği şekilde şifalandırıp dengelemesine izin verin. kendi yaşamınızı daha konforlu hale getirmek için yapmış olduğunuz çalışmalarla dünya planında bir dengesizlik meydana getirdiyseniz, bu alanında ilahi adalet görevlileri tarafından dengelenmesine izin verebilirsiniz. Aydınlık ruhsal şifacıların 3. gözünüzü ve 3. göz çakranızı sizin frekansınıza uygun kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Şu an şifa alanına herhangi bir müdahale oluyorsa, ışık ordularının, yaratıcının izin verdiği ilahi korumayı şifa alanında gerçekleştirmesine izin verin. Tepe çakranızda bulunan sizin ilahi benim bilincini anlamanızı ve yaşam gerçekliğiniz yapmanızı engelleyen her şeyin tepe çakranızdan ve yaşam planınızdan ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Eğer aktif olan parçanız egoysa, ego parçanızı nefse dönüştürmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesini hak ettiğiniz her şeyi ışık ordularının hak edişinizce alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Varoluşla bir ve bütün olduğunuzu idrak etmenizi engelleyen ve bu deneyimi yaşamanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının birlik illüzyonlarından sizi özgürleştirmesine izin verin. Kendi ruhsal planınıza uygun yaşamınızı yenilemeniz gerekiyorsa, bu yenilemeyi huzur ve dinginlikle, cesaretle gerçekleştirmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Enerjinizin genişlemesine izin verin. Bu yaşamda etkileştiğiniz insanlarla ruhsal bağlarınızı bilmeniz ilahi olarak uygun olan zamanlarda bu farkındalığa erişmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesini hak ettiğiniz her şeyi ışık bilgelerinin ilahi yasalara göre çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Hücrelerinizin aşkla şifalanmasını engelleyen kendi oluşturduğunuz tüm engellerin ya da alanınıza topladığınız, artık ilahi olarak arınmasını hak ettiğiniz her şeyin aşk şifacıları tarafından biyolojik beden sağlığınız yerinde olacak şekilde çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Yaşam planınıza aşkın şifasının akmasını engelleyen tüm illüzyonların da aşk bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Yaşam planınızdan arınması ilahi olarak uygun olan kaosla bağlantılı deneyimlerin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının enerji alanınızda bulunan kaotik programlardan sizi hak edişinizce özgürleştirmesine izin verin. Aşk şifacılarının sizin aracılığınızla dünyanın havasına, suyuna, toprağına aktarması ilahi olarak uygun olan dünya frekansıyla uyumlu aşk şifasının dünyanın koruyucularıyla birlikte dünyaya akmasına izin verin. Aşk şifacılarının yaşam enerjinizin frekansını saflaştırmasına ve alanda ilahi korumayı gerçekleştirmesine izin verin. Size ve dünyaya akacak bu şifa esnasında ben sessiz kalacağım. Aydınlık ruhsal şifacılarım, tepe çakranızı sizin frekansınıza uygun kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Kaynak enerjinin tüm hücrelerinize, bedeninize, enerji bedenlerinize, yaşam planınıza ve varoluşunuza İlahi yasalara göre hak edişinizce akmasına izin verin. Aşk şifacılarının enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin. Aşk şifacılarının ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Uzun bir şifa alanımız oldu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1,5 saat sürmüş meditasyonumuz. Şunu söyleyecektim. Herhalde onu 3. göz esnasında ifade ettim. Zihinsel olarak da hatırlatmış olayım. Hayatınızın herhangi bir anında Allah'a isyan ettiğiniz bir zaman dilimi olduysa veya Allah'ın insanlığa hizmet etmesi için göndermiş olduğu peygamberlere, peygamberlerin soyuna ya da indirmiş olduğu kitaplara saygısızlık ettiğiniz bir süreç olduysa, kitaplardan kastım şu anki dini kitaplar değil. Tevrat'ın, Zebur'un ve Hristiyanlığın Hazreti Musa'ya, Hazreti Davut'a ve Hazreti İsa'ya indirmiş olduğu bilgeliğe, yani o bilgeliğin oluşturduğu bilgi kitabına aktardığınız bir saygısızlık enerjisi varsa, bunun için tövbe ettiğinizde siz kendi ruhsal yolculuğunuzu kolaylaştırmaya başlıyorsunuz. Şimdi biz ruhsal görevliler diye konuşuyoruz ya günümüzde. aslında peygamberlerin hepsi ruhsal görevli olan ruhlardı. Ve birçoğu da bizim evrenimizden olmayan ruhlardı. Onların o hizmet alanını biz kutsamadığımız sürece kendi ruhsal planımızdaki eğer yüksek frekanslı bir program bulunuyorsa bunu ortaya çıkartamayız ya da dünya planına bunu indiremeyiz. Bir de şunu söyleyeyim, ben eskiden bu alanda yeterli saygıyı ya da özeni göstermemiştim. Ne denir? Bulunduğunuz yerlerdeki yüce insanların, işte evliya, eren neyse, türbesi bulunan, ziyaret edilen insanlara karşı eğer bir saygısızlığınız olduysa onlarla etkileşim alanınızı da değiştirin. Yani benim aslında oradaki doğru saygı iletişimini kuramama sebebim insanların o zata yönlendirdiği çarpıtılmış programlarından kaynaklanıyormuş. Bu alanı benim arındırmama kardeşim vesile olmuştu. Onun beni götürdüğü her zatın alanında yaptığım hadsizlik için tövbe ediyorum. Bugün de yine bir Eyüp Sultan ziyareti yaptım arkadaşımla birlikte ve onların, yani ölmüş olsalar dahi kendi ruhsal planlarına devam etmeyip yaşadıkları ya da mezarlarının bulunduğu veya makamlarının bulunduğu yerde insanlığa enerjisel düzeyde hizmet etmeye devam ediyorlar. Bu aslında çok kutsal bir görev. Biz insanlar olarak bunları yanlış yorumluyoruz. Bizim oralarda onlara ziyaret denirdi. İşte şimdi günümüzde türbe deniliyor. Aslında ziyaret kelimesi çok güzel. Yani ziyaret etmek, anmak anlamında da bizimkiler de çok orayı doğru kullanamıyorlardı. O yüzden de benim alanım karman çormandı. Bu da benim ilahi olmayan bir şekilde o alanı bilmediğim halde saygısızlık yapmama vesile olmuş oldu. Yani o insanların ortaya çıkarttığı program doğru olmamış olsa bile ben saygı göstermeliydim. Bu saygı el etek öpmek, el ayak öpmek şeklinde değil. Yani ben oraya gittiğimde onlarla selamlaşıyorum. Gitmiş olduğum türbedeki ya da makamdaki her kimse, o zatla selamlaşıyorum. Ruhuna fatiha ediyorum. Ondan sonra dualarımı Allah'tan istiyorum. Yani dua ederken. Bunun yerine sanki ondan istiyormuş gibi falan böyle bir yani benim gördüklerim böyleydi, edilen dualar ya da etkileşimler, oradaki insanları gözlemlediğimde benim ya da yanlış yorumlamam da olabilir. Bu benim alanımı çok karıştırmıştı. O alanın değişip dönüşmesiyle birlikte ben o zatların, o insanların, o şehrin insanına, yani ölümünün üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun ölmeden önce yaşarken o insanlarla etkileşmiş, onlara hizmet etmiş. Eyüp Sultan'ın öyle bir durumu söz konusu değil. Eyüp Sultan İstanbul fethi için geldiğinde vefat etmiş ve şu anki Eyüp Sultan'da, yani benim bildiğim kadarıyla Eyüp Sultan'ın şu anki türbesinin olduğu yere gömülmüş. Ancak bunun dışında işte İstanbul'da İstanbul'un dört koruyucusu denilen daha önceden buradaki insan, Yuşa peygamberde de o yok ama insanlara ilim vermiş insanlar da bulunmuş. Yani onların kendini geliştirmesi için, bilgi edinmesi için bilgi aktarmış insanlar da var. Ve onlar yaşarken bilgi aktararak hizmet ediyorlar. Öldükten sonra da öldüğü zamandan artık Allah onların hizmetinin ne zaman tamam olmasına izin verirse ve artık senin dünya planındaki hizmetin tamamlandı diyeceği zamana kadar orada yaşayan tüm insanlığa hizmet ediyorlar. O ziyaretlere gitseniz de gitmeseniz de sizin hayat planınızı kolaylaştırıyorlar. Yaşadığınız şehirdeki evliya ya da eren diye adı geçen ya da bilinmeyen zatlar da var. Onların her biri bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bildiklerinize gidebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz ya da etmiyorsanız dahi bir Fatiha ettiğinizde sizin yaşadığınız şehirde sizin hayatınızı kolaylaştıran ve vefat etmiş insanların ruhuna da Fatiha'yı armağan edebilirsiniz. Fatiha armağan ettiğimiz zaman biz aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Yani bu hem sevdiklerimiz için hem tanımadığımız insanlar için. Onların alanında birikmiş olan kaos programları varsa o kaosun alanına bir ışık yakmış oluyoruz. Allah'ın nurunu ona yönlendirmesini talep etmiş oluyoruz aslında. Bunları yaptığımızda, yani ya gidip ziyaret ettiğinizde ya dua okuduğunuzda, o alan etkileşimi sizinle çok güzel bir şifa alanını genişletiyor. Ve onların hizmet alanına siz de enerjisel düzeyde hizmet edebiliyorsunuz. Ama o zatlara eğer siz saygısızlık yaparsanız ya da enerjisel düzeyde Allah'ın izin verdiği bağı kurmazsanız, siz yaşadığınız şehre şifa çalışması yapsanız dahi onların koruma alanında bulunan alanlara siz şifa yönlendiremiyorsunuz. Hepimiz, yani dünyada yaşayan her insan birbirine yaşadığı ya da öldükten sonra saygı gösterdiğinde o katmanlar ve enerjisel ağ birbiriyle çok güzel etkileşiyor. Yani internetten falan gördüğünüz network ağları varsa ya da insanların beynindeki sinir ağları, sinirin hücresel düzeyde oluşumunu biliyorsanız, gördüyseniz yani o bağlar gibi biz sürekli olarak yerleşim yerinde yaşıyorsak o yerleşim yerindeki insanlar, yani çok çok önceden yaşamış insanlarla biz eğer gerçekten ışığa hizmet ettiyse o insanlarda biz de ışığa hizmet ediyorsak bizim ışık bağlarımız birbiriyle etkileşiyor. Katman katman şifa alanı birbiriyle geçiş yapıyor. Yani şu an yer altında olan ya da su altında olan çeşitli uygarlıklar var. Bu alanlarda gerçekten birileri o alanda ışıkla hizmet ettiyse biz de o alana gittiğimizde ışıkla hizmet etmeye niyet ettiğimizde o ışık bağları birbiriyle bağlanıyor. Ağaç kökleri gibi de düşünebilirsiniz bu etkileşimi. Bu ağlar birbiriyle bağ kuruyor ve genişliyor. Tanıdığınız, tanımadığınız insanlara, hayvanlara, bitkilere ya da dünyaya hizmet etme fırsatınız olmuş oluyor. Saygı gerçekten çok önemli ve çok değerli bir deneyim alanı bizim için. Bu günümüzde bize unutturulmaya çalışılıyor. O alanla ilgili yaratılan illüzyonlardan çıkarsak, yani bu sosyal medyanın insanları yönettiği negatif tarafta bağımız varsa o bağlardan özgürleşirsek ve gerçekten birbirimize ışık olmak, destek olmak ama bunu kibirle yapmadan, yani ben de insanım, o da insan, onun da kendine göre bir planı var, benim de kendime göre planım var. Allah'ın izin verdiği etkileşim esnasında benim insanlığa ışıkla hizmet etmem uygunsa buna niyet ediyorum diyerek bu hizmeti yapmak, yani illaki hizmet ettiğimizi davul zurna çalarak birbirimize duyurmamıza gerek yok. Saf niyetle o niyeti bıraktığımız zaman o alan çok güzel şekilleniyor, şifalanıyor. Güzelliklere vesile olacağımız günler bizimle olsun istiyorsak niyetlerimizi sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Art niyetli miyiz, saf niyetli miyiz? Bu bizim vicdanımız için aslında ayırt etme noktamız. Kimyada böyle turnusol kağıdı vardı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ben onu lisede falan gördüm, onu da hatırlamıyorum aslında. Nerede gördüğümü bilmiyorum. İşte aside koyduğunuzda başka renk olurdu kağıt. Asidik bir şeyle sıvı olarak temas ettiğinde rengi değişiyordu. Bazik olana koyduğunuzda başka renk oluyordu. Bundan sonra biz biraz daha gelişmiş hali olan pH kağıtlarını kullanıyorduk. O da 0 ile 12 arasındaki pH değerine göre renk değiştiriyordu çubukların üstündeki kağıtlar. Bunun gibi biz de kendimize bu art niyetli miyiz, saf niyetli miyiz bunu anlayacağımız bir referans alanı oluşturursak hayatımız için kendimize kolaylaştırıcı olmuş oluruz. Başka insanların ne yaptığı değil, biz ne yapıyoruz? Gerçekten kendi ruhsal planımıza uygun olarak dünyanın ve evrenin ışık karanlık oranına uygun olarak mı yolculuk yapıyoruz? Yoksa karanlığa hizmet edecek şekilde ya da karanlığı çoğaltacak şekilde mi bir etkileşim halindeyiz? Bunların farkında olursak hayatımızı daha kolay programlayabiliriz. Bakın, hayatımız kolay olur demiyorum. Daha kolay programlayabiliriz ve o kaosu deneyimlerken onu kendimiz için kolaylaştırabiliriz. Bunu dengeleyebiliriz. Bunun için sahip olduğumuz donanımları hatırlarız ve o bağları oluşturabiliriz. Ama yapmadığımız zaman, biz art niyetli olmaya devam ettiğimiz sürece daha çok şeytanlarla işbirliği yaparız. Hani belki şeytanlar egoya hizmet eden alanlar açar, kapılar açar, hazlar sunar bize. Bu ruhsal olarak bizi geliştirip dönüştürmez. Her şeyi de söyleyeyim. 3. göz alanında çok fazla alanda karmaşa vardı. Yani bir eğitim aldığınızda ruhsal olarak onun içeriğinden emin değilseniz, benim yaptığım şifa çalışmaları da dahil, yani ben şifa alanının gerçekten pozitif veya aydınlık tarafında olmasına niyet ediyorum. Ama meditasyonlar esnasında bazen alana çok müdahale ediliyor. Kelimelerim karışabiliyor. Kelimenin karıştığını fark ettiğim anda düzeltiyorum. Düzeltmediğim alanları ben Allah'a teslim ettim. Yine de siz kendi alanınızda, dediğim gibi ben dahil herkes için, her kimden çalışma alıyorsanız, her kimden eğitim alıyorsanız o alandaki gerçekten ışık bilgisinin ve ışık şifasının size dahil olmasına izin verin ve bunu insanlarla paylaşmaya niyet edin ki kendi alanınız korunsun. Spiritüel alanda çok fazla karışıklık vardı meditasyon alanında. Bunu yapan, hani şöyle söyleyeyim, ruhsal yetileriniz gelişsin diye bir şeyleri ilahi yasaya uygun olmayan şekilde yaparsanız alanınızı koruyamazsınız ve ışığa hizmet ettiğinizi zannederken şeytani formlara hizmet edebilirsiniz. Yani Lucifer'in kelime anlamı ışık getiren demek aslında. Hani onun ışık olduğunu zannederek ona hizmet edebilirsiniz ya da diğer şeytani formlar sizin alanınızdaki sevgiyi, ışığı toplayıp kendi alanında sizin enerjinizi size sunarak ışıtmış, sevgiymiş gibi zannetmenize sebep olur. Ruhsal bağlantıları yaparken ya da ruhsal çalışmalar yaparken çok dikkatli olun. Bu konuyla ilgili çeşitli videolarım var. Onları izleyin. Ve mutlaka bana göre ruhsal çalışma yapanın dua etmesi gerekiyor. Yani dua etmediğiniz sürece o alanı korumada tutabilmeniz çok kolay değil. Ben de eskiden duaları çok daha az ediyordum. Ama ona rağmen Allah'ın sevgili kuluymuşum. Hepimiz sevgili kuluyuz zaten ki çok korunmuşum. Gerçekten çok fazla müdahaleye uğrayabilme potansiyelim olan enerjisel alanlarda çok korunup kullanmışım. Sizler de kendi alanınızda çalışma yaparken en azından hani hiçbir şey, çok dua okumuyorsanız bile besmele çekerek başladığınız zaman o alanda ilahi olmayan bağları kurmamış olursunuz. Dediğim gibi spiritüel alan çok karışık bir alan ve o alanda çok fazla manipülasyon var. Yani kandırılma potansiyelimiz çok yüksek. hepimizin orada kandırılmadan ilerleyebilmesi için her zaman Allah'tan yardım istememiz gerekiyor. Ve sadece izinli olduğumuz şeylere yapmamız gerekiyor. Yani zihinsel düzeyde düşünerek bir eğitim almayın, ruhsal olan eğitimleri. Zihinsel olarak düşünerek bir enerjiye uyumlanmayın. Sadece sizin ruhsal planınıza uygun olan enerjiye uyumlanın. Sizin ruhsal planınıza uygun olan eğitimleri alın. Diğer türlü spiritüel, entelektüel olursunuz. Bunu meditasyon öncesinde de söyledim. Ve bu size aydınlanmadan ziyade yük getirir. Çünkü bildiğiniz her bilgiden sorumlusunuz. Onun yasalarına uygun olarak o bilgiyi kullanmak zorundasınız. Bu bilgiyi size aktaran insan bu yasaları öğretmiş olsa da olmasa da siz ruhsal boyutta öğrendiğiniz bilgilerden sorumlu olursunuz. Bunların farkında ve bilincinde olursanız ilahi olarak size açılması gereken kapılar açılacaktır. Ben hep şeyi söylüyorum, kendi hayatımdaki örneği veriyorum. Ben ruhsallıkla ilgili hiçbir eğitim almadım. Bunun her biri okuduğum kitaplar ya da dinlediğim videolardaki çalışmaları kendi üzerime yapmaya gayret edip kendimi arındırdıkça ortaya çıktı. Zaten meleklerle ilk bağlantıları kurduğumda ne yapayım dediğimde bana verdikleri çok kısa bir cümle vardı: arın. Ya tamam, arın diyorsunuz da ne yapacağım ki? Bu da benim kendi içinde sorduğum soru oluyordu. Ama ona hiç cevap vermiyorlardı. Ben ona uygun, işte o süreç içerisinde kendi yaşantımda yaşadığım zorluk neyse o yaşamımdakini kolaylaştırabilmek için çalışmalar yaptığımda benim ruhsal bağlantılarım güçlenmeye başladı. Önceden bağlantıyı nasıl yapmam gerektiğini ve nerede izinliyim, nerede değilim hiç bilmediğim bir alanın içine dahil oldum. Ve orada dengede kalabilmek gerçekten çok zordu. Bir şekilde dediğim gibi Allah beni o süreç içerisinde çok korudu, kolladı. Yanlış yaptıklarımın da sonradan, yani mesajlar almaya başladığımda onu yapmaman gerekiyordu, yaptın dedikleri alanlarla ilgili hem kendim için hem burada etkileştiğim canlı cansız her yaratılmış için o alanın dengesine de çalıştım. Şu anda da çalışmaya devam ediyorum zaten. Yani birileriyle etkileştiğimde, yorum yazdığımda, telefonla konuştuğumda, orada böyle sevgi dengesinde bir iletişimimiz yoksa, orada benim sorumsuz olduğum bir durum olduysa, ilahi olmayan bir eylem halinde olduysam onunla ilgili mutlaka arınmaları yapıyorum. Yapamadığım yerde de Allah'ım burada artık haddim neyse bana sen haddimi bildir diyerek Allah'tan yardım istiyorum. Ve o alanda, yani ben kendi adıma bu yardımı Allah'tan yardımı bu şekilde isteme sebebim kendi nefsimin ben haklıyım oyununa girmemesi için böyle yardım istiyorum ben Allah'tan. Yani senin katında ödülüm de varsa ona da razıyım, cezam varsa ona da razıyım. Beni bu şekilde yolda tut diye niyet ediyorum. Diğer türlü kendi nefsimi nasıl dengede tutacağımı bilmiyorum çünkü. O yüzden Allah'ın celal ve cemal sıfatlarıyla karşılaşmaya razı olma gayretindeyim. Buna ne kadar razıyımdır, değilimdir onu bilmiyorum. Ya da bunu yaparak hadsizlik mi yapıyorum onu da bilmiyorum. Kendi içimde kendimi dengede tutabilmek için bulmuş olduğum yöntem şimdilik bu. Siz de kendi içinizde kendi yönteminizi bulduğunuzda yolculuğunuzu çok daha dengeli bir şekilde ilerletmiş olursunuz. Sizin sorunuz var mı? Eğer sorularınız varsa yorumlarınızı ve sorularınızı alayım. 3 saate yakın bir yayınımız yine olmuş. Şuradan bakalım yorum gelmiş mi? Ya da soru gelmiş mi? Gerçi bugün benim internetimde bir garip ama artık olduğu kadarıyla diyeceğim. Ben de hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. 21 Eylül öncesi çok güzel bir arınma gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Bunun için bayağı uzun bir meditasyon oldu. Ama çok güzeldi gerçekten meditasyon alanı. Ben bu kadar süre sustuğuma göre, siz de cevap vermediğinize göre sanırım sorularınız yok. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yaşamınızın güzel güzel aşkla donandığı, aşkla şifalandığı güzel zamanlar sizinle olsun. Ve bizim birbirimize hizmet etmemize aracılık edecek kendi ruhsal planınızdaki hakikatinizi fark etmeniz ve bu yolda ilerlemeniz için güzel rehberleriniz size tatlı mı tatlı rehberlik ediyor. Siz de lütfen bu tatlı rehberlikleri fark etmeye niyet edin ki ay her yerde ne kadar güzellikler varmış diyebilirsiniz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın.